Düşünce Masası programından merhabalar değerli izleyenler. Tabii ki Türkiye güne ekonomi haberleriyle başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü. Tabii bugün Merkez Bankası faiz artıracak mı beklentileri vardı. O faiz artımı gerçekleşti. 250 baz puanla birlikte Türkiye'nin ekonomisi politika faizi %45'e yükselmiş oldu. Tabii Türkiye son günlerde emekli maaş oranlarına yapılan zamları tartışıyor. Ek zamlar var. Bu ek zamlarla birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak? Bunları konuşacağız, bunları tartışacağız. Tabii 31 Mart seçimlerine artık aylar kaldı ve bu ayların kalmasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi açıklamış olduğu adaylarla birlikte sahada seçim startını verdi. Ancak 4 partinin de henüz açıklayamadığı adaylar var. Özür diliyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin devre dışı bırakıyorum. Diğer partilerin hala açıklayamadığı isimler var. Bunlar neden açıklanmıyor? Bunları konuşup bunları tartışacağız. Kayseri Spor yine yenilgiyi aldı bugün. Samsun Spor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyette ayrıldı. Tabii yönetim bazında ve kulüp bazında gelişmeler var. Bunları masaya yatıracağız, tartışacağız. Duayen gazeteci meslektaşım, kıymetli büyüğüm, değerli ağabeyim Salih Balcı ile birlikte. Sayın Balcı hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Tabii biz kış mevsimindeyiz. Her hafta kar yağsın diye bekliyoruz ama meteoroloji en sonunda müjdeyi verdi. Bir kar yağışı Balkanlar üzerinden İstanbul'la birlikte Türkiye'ye giriş yapacak. Biz de tabii bekliyoruz hani bir an önce kar yağsın da. Bize kadar gelmiyor ki. Gelmeyecek ama herhalde İstanbul'a yağan kar bu tarafa doğru da bir bereket gönderir mi acaba? İnşallah. Çünkü bayağı bir ihtiyacımız var. Çok. Yani hepsinin hastaneleri dolu. Hem sağlık açısından hem de ürün açısından, yani tahıl ürünleri açısından tarlaya çiftçi bir sürü ürün ekti. O tarladaki ürünün korunabilmesi açısından karın yağmasını bekliyor. Kar bir örtü sonuçta. Ama o kar yağmayınca tabii üründe bereketsizlik olur. O açıdan karın bir an önce yağması lazım. Yağması ama bu lazım. Tabii sürekli uzmanlar uyarıyorlar. İklim değişikliği ve son depremle birlikte kaymayla biz biliyorsun ki biz bir aylık bir örtelemeye gittik. O yüzden hani karın yağmaması insanları tedirgin edebilir ama kışın geç geldiği gibi yaz da geç gelecek herhalde. Vallahi öyle tahmin ediliyor da pek de öyle olmuyor ya. Yani. Geçtiğimiz yıl da sanki böyle olmuştu. Yani. Şimdi geçtiğimiz yıl. Ama geçtiğimiz yıl yine bir iki kere iyi bir kar yağmıştı. 25-30 santimlik şehir içinde bir kar 6 oluştu. 6 Şubat gecesi bir kar yağdı. Yani işte o günde bir deprem oldu zaten. O gün çok kar vardı. Deprem mi oldu? O günde deprem oldu şimdi, zaten. Umarım beklenen kar gelir. Tabii bugün Merkez Bankası faizini yine artırdı. 8 ayda 8 kez faiz artımına gitti Merkez Bankası. Biz seçime giderken, yani 14 Mayıs seçimlerine giderken bizim ülkemizin politika faizi %8,5'tu. Biz 8 aylık süre içerisinde, ki bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı sürekli sana bana ne oluyor, ortada nas var diyordu. Ve bu can bu bedende olduğu sürece faiz artışı falan yok diyordu. Ama bugün %45'lik bir faiz artışı var. Tabii bu faiz artışıyla birlikte o zamanlar diyorlardı ki ekonomistler, bakın bu faiz artmazsa enflasyon artar ve önünü alamazsınız diyorlardı. Ve dedikleri gibi de oldu. Faiz düşürüldükçe enflasyon tırmandı. Bu sefer faiz artmaya başladı. Artan enflasyonun önüne geçilemedi. Şimdi TÜİK'te bir toplantı yapılıyor. TÜİK toplantıda hissedilen oranın %129 olduğunu itiraf ediyor. Sonra onu düzeltiyorlar, %96'ya çekiyorlar. Hani bu bile bir itiraftır açısından. Muhalefet hemen bunu cebine bir koydu, aldı. Dedi ki madem öyle, işte buradan emekli maaşlarını bir kere daha değerlendireceksiniz dedi. Gerçek açıklanan enflasyon oranı %64 ama hissedilen dedikleri %96'yı gösteriyorlar. Şimdi biz Merkez Bankası'nın faiz artımına bir bakacağız. Tabii bunun piyasalara etkisine bir bakacağız. Sürekli söylenen şu, yani bir insanın ekonomist olmasına gerek yok. Yani ne kadar yüksekte tutarsanız Merkez Bankası politika faizini, ülkedeki var olan yabancı yatırımcı ya da işte yerli yatırımcıların oluşturduğu özel bankaların faizleri de o kadar düşük olur. Bu da halkın ister istemez alım gücünü düşürür ve enflasyon artışına da önüne set kurar. Ama bizim ülkemizde tersi oldu bunun. Biz faizi indirdikçe enflasyon artışı başladı. Biz faizi artırdıkça tırmanan enflasyonun önüne geçemez olduk. Çünkü sıcak para girişi yok. Yabancı sermaye Türkiye'deki ekonomi iklimini güvenli bulmuyor. Güvenli bulmadığı için çok fazla yatırım yapmıyor. Var olan yatırımlarını daraltıyor ya da kapatıyor. Birçok yatırımcı çekildi biliyorsunuz. Özellikle dijital alanda Çin Türkiye'ye bazı fabrikalar kurmuş ve burada bazı aygıtlar üretiyor. İşte mesela cep telefonu gibi
ya da işte tabletler vesaireler gibi. Ve bu fabrikalarını kapatıp gitti buradan. Çünkü güvenini bulmuyor burayı. Yani sürekli dövizdeki dengesiz hareketler, Merkez Bankası'nın politika faizini artırmak yerine düşürmesi ister istemez yabancı sermayenin dikkatini çekiyor. Ve bu yabancı sermaye burada diyor ki ben buraya ticaret yapmaya geldim ve ucuz iş gücünden yararlanmaya da geldim aynı zamanda. Ve ben ticaret hacmimi genişletebileceğim kadar ekonomi düzenimi de genişleteceğim. Ama buraya geldim, benim hayal ettiğim gibi olmadı diyerek kapatıyor. Şimdi birçok yabancı yatırımcıyla görüşüldüğü söyleniyor. Sayın Maliye Bakanı, evet biz ülkelere gidiyoruz, görüşmeler gerçekleştiriyoruz diyor. Muhalefet de diyor ki para için mi gidiyorsunuz? Hayır, bizim paraya ihtiyacımız yok diyor. Ama bakarsanız realiteye, sokakta yaşanan realiteye, işte emekliye verilen zam oranına vesaire, işte asgari ücrete yapılan zam oranına baktığımız zaman ülkede sıcak bir paranın olmadığı açık. Ne olacak yani bundan sonra? Şimdi 45 dilimine uzandı politika faizi. Yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir tezi vardı. Faiz sebep, enflasyon netice diyor idi. Demek ki bu öyle değilmiş. Evet. Bu tez bir kere çürüdü. İkincisi, yabancı yatırımcı kaçtı. Mesela benim en çok üzüldüğüm yabancı yatırımcı Volkswagen ve Skoda firması Almanya'nın buraya çok büyük bir fabrika kurmuşlardı. Evet. Hatta orada çalışanların eğitimini sağlayacak okullara kadar yapmışlardı. Evet. Büyük bir alanı kapattılar. Çok iyi bir şey yaptılar. Çok büyük bir şey yapılacaktı. İstihdam yaratılacaktı orada. İşte bu güvensizlik sebebiyle yaptıkları inşaatları da yarım bırakıp çekildiler. Evet. Yani Çin'in yaptığı aslında normal. Hı hı. Yani işte güveni sağlamaz isen, anayasayı, adaleti, hukuku öyle bir iki kişinin eline, ağzına bırakır isen, hı hı, yabancı yatırımcı içerideki adamı bir şekilde idare edebiliyorsun da yabancı yatırımcı bunu kabul etmiyor. Evet. Yani şunu düşünüyor ki haklı, büyük bir yatırım getiriyor buraya. Bir problem çıktığı vakit hangi mahkeme beni savunacak? Yani bunlar bir kişinin iki dudağı arasında, tamam orası suçlu dedikleri vakit nasıl olacak diye yatırımları. Yani şimdi her şeyde önce güven hesabı buradan kaynaklanıyor. Faiz haramdı. Ortada bir nas vardı. Ki bu nasın olduğu zaman faiz 8,5'tu. Evet. Ya bütün bu kaçışlar, bu enflasyonun fırlaması, doların, euronun, altının fırlaması buraya bağlanmış idi. E şimdi ne oldu? 45'e çıktı. Neredeyse yarı yarıya. %50'nin yarısı, %100'ün yarısı gibi bir şey 45. Evet. Yarın bir 5 bas puan daha yükselttiler mi öbür ay? 50 olacak. Nasıl olacak bu peki? Şimdi bu enflasyona nasıl netice veriyor? Düşürmüyor ki, yükseltiyor. Evet. Sonra bizim kurumlarımız, biz hep baştan beri söylüyoruz 2 yıldır. Maalesef Türkiye'deki kurumların içi boşaltıldı. Kurumlar çalışsa dahi bu kadar olmaz idi. TÜİK mesela. O sepetinde açıklamıyorlar da, ya mahkeme kararına rağmen açıklamıyorlar. Sepetinde senin benim normal vatandaşın ya 85 milyonun asgari 70 milyonunun kullanmadığı maddeler var. Niye? Evet. Enflasyon yüksek gözükmesin, düşük gözüksün. Emekli ve çalışan, yani asgari ücretli maaş bazında düşük seyretsin. Ya böyle bir ülke yönetilir mi? Böyle bir sistem olur mu? Hani nas vardı, niye %45'e çıktı? Hani faiz haramdı, niye %45? Abi bunu sorgulayan adamlar suçlu oluyor. Sorgulamayan da 16-17 milyon emekliye, o kadar çalışan asgari ücretliye ki komşuları zaten çoğu, çok fazla ücret alan yani firmalar varsa da o eskiden kalmış ya Koçların, Sabancıların işte falan, onların ortak olduğu firmalar da var. Ya öyle 40-50 bandındaki maaş sistemi yoksa asgari ücretli komşuları. Komşuları ne? En fazla 22 bin. Azami herhalde 25 bin. Asgari zaten 17-18 civarında. Adama soruyorsun, asgari ücret değil ama ona yakın. Kaç lira? 18 lira. 18,5 lira. Böyle olunca da ne enflasyon düşüyor ne de euro, dolar, onlar düşüyor. Enflasyonun zaten düşmesi, akaryakıt fiyatlarını baz alırsanız mümkün değil. Tabii. Çünkü hiçbir yerleşim yerinin etrafında
ve tahıl ürünü ya da işte bu meyve sebze üreten bir şey kalmadı bahçe. Mesela bizim Kayseri örnek verirsek, Gavremoğlu'nda ki eski Verem Hastanesi'nin şimdi Sağlık Müdürlüğü'nün arkasında çok büyük bahçe vardı. Hı hı. Yani Kayseri'nin işte lahanası, pırasası, ıspanağı falan, biberi, domatesi hep oradan alınır. Yüzde herhalde 40-50'si oradan, geri kalan Mevlana arazisinden ki şimdi hep konut oldu oralar. Daha geri kalanı şeyde ne okuluydu o ilkokul orada tam bizim şeyde kentsel dönüşüm oradaki okul var ya, Refika Küçükçalı. Refika Küçükçalı'nın olduğu yer, daha öbür binalar falan hepsi orası da bir bahçeydi. Şimdi nakliye ücreti yoktu o zaman. Fiyatlar da özellikle yaz mevsiminde falan hiç aşırıya gitmiyordu. Şimdi şeyden geliyor işte, Çukurova'dan geliyor, Antalya'dan geliyor. Bazı ürünler Tokat tarafından geliyor Kayseri'ye. Dolayısıyla yakıtlar da 40, 41-42 bandında devam ediyor litresi. Evet. O zaman da otomatikman fiyatlar yükseliyor. Bu fiyattan düşüreceğiz. Yani tek rakamlıya indireceğiz enflasyonu demeleri bana göre öyle 2026'da falan olmaz. Tamamen hayal. Bu sistem böyle devam ederse bu sistematik olarak da bu enflasyon yükselmeye devam eder. Onun için de ben de şeye bakıyorum. Merkez Bankası Başkanı'na işte Maliye Bakanı'na Sayın şeye Mehmet Şimşek'e yani ümit vadeden hiçbir konuşma yapmıyorlar. Evet. Yani sadece milletvekilleri diyor ki onların söylemine katkı sağlayarak işte 26'da 27'nin yarısında enflasyon düşecek. Bunu biz 15'ten hatta 2011'den bu yana hep dinliyoruz. En son en büyük sınır 2023 idi. Yani Türkiye'nin 100 yılı işte enflasyonun falan en düşük olduğu yıl olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hiçbiri olmadı. Aksine daha da yükseldi. Böyle olunca da ve mesajları falan da hep boş. Yani burada gerçi yeri değil de şimdi Milli Eğitim Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı söylemleri hep Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedef gösterdiği noktada devam ediyor. Yani kimse yok bu öyle değil, bu böyle işte TÜİK şeyi söylemiyor. Hissedilen ne demek ya? Nasıl hissedilen yani? Hissedilen dediğiniz gerçek demek. Ya gerçek demek tabii ki. Niye o zaman siz ENAK'la falan bu kadar uğraştınız, mahkemelere verdiniz? Adamları çıkarttığı da 150 değil ki, %150 değil ki, %129. Sizin de hissedilen dediğiniz %129. Demek ki ENAK'ın rakamları doğru. Belki onların da sepete koymadığı şeyler var. Belki daha da yüksek. Yani pazara giden, çarşıya giden, hatta alışveriş yapmak için markete giden, büyük marketlere giden bunu görüyor %129 olduğunu. Piyasa uçmuş. Gerçekten uçmuş. Şimdi birazdan geleceğiz emekli maaşlarına falan da. Yani yapılan zamlar falan hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü zam beklentisi televizyon ve sosyal medya mecrasında zam gelecek algısı yayılmaya başladıktan sonra zaten otomatikman adamları cebine girmeden birçok ürüne yansıyor o. Hazırlık yapıyorlar. Evet. Kimse de bunu sorgulamıyor. Yani eskiden bir irsale olurdu, ona bakılırdı. Kaç lira koyduğu %20-25 zamın şeyde bandının üstünde hiçbir kar amaçlı rakam kullanılamazdı falan. Şimdi ben çarşıda falan zabıta da görmüyorum. Öyle bir inceleme de görmüyorum. Öyle bir şey de yok. Bir ara patlıcan, soğan, işte patates mafyası çıkmıştı. Onlara devlet yüklenmişti ama arkası onun da boş çıktı. Ya bu millet kime güvenecek, kime dert yanacak? Her şey CİMER'e yazılmakla da olmuyor ki. Bazı şeyler de mahallinde yerel olarak çözülmesi lazım. Şimdi belediye başkan adayları startı aldılar, çıktılar yola. Hiç kimse hayat pahalılığından söz etmiyor. Hiç kimse vatandaşın refahından söz etmiyor. Etmiyor. Hiç kimse ama yani bunda muhalefet partisi de iktidar partisi de dahil ayırmıyorum orada. Evet. Hiç kimse biz şunu şöyle yapacağız, şu işte ne bileyim Gömeç arazisini tarımsal arazi yapacağız. Marulu işte lahanayı şunu bunu orada yetiştirme gayretine gireceğiz. Kayseri'ye
ucuz mal yedireceğiz gibi bir projeleri var mı? Hiç yok. Depremle ilgili projeleri var mı? Yok. Yok. O zaman siz neyi anlatıyorsunuz? Vatandaşa ne vereceksiniz? Kardeşim bir çıkın söyleyin. Evet. Şimdi tabii birçok spekülasyonla birlikte Merkez Bankası son 10 gündür biliyorsunuz ki gündemde. Özellikle de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babasının bir çalışanı yani mobbing uyguladığı, Merkez Bankası içerisinde tokatladığı, çıkarttığı, kendisine bir oda tahsis edildiği yönünde bir spekülasyon var. Kimse çıkıp buna dönük bir açıklama yapmıyordu. Hafize Hanım işte Amerika'daydı, Amerika'dan döndü. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı da bu dedikodular üzerinden işte bu tür manipülasyona izin vermeyiz şeklinde işte bir çıkışı vardı ve bu Hafize Gaye Erkan'ı sahiplenme çıkışı olarak değerlendirildi ama buna gazeteci Fehmi Koru ben öyle okumuyorum dedi. Ben aksine Hafize Gaye Erkan'a sahip çıkmadığını düşünüyorum dedi. Tabii bizim ekonomimiz son 5 yıldır sürekli raydan çıkmış bir şekilde raya girmeye çalışıyor. Bunu da işte raya girebilmesi için sürekli işte bir Hazine ve Maliye Bakanı bulmak için arayış içerisine giriyoruz iktidar. İşte 4 tane işte Hazine ve Maliye Bakanı değiştiriyor, 6 tane Merkez Bankası Başkanı değiştiriyor. En son daha önce tırnak içerisinde lanetlediği bir ismi getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturtuyor Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'e diyorlar ki sen bu yani raydan çıkardığımız, kontrolden artık yitirdiğimiz, kontrol altına alamadığımız şu ekonomimizi bir düzelt diyorlar. Şimdi Mehmet Şimşek önlem almaya çalışıyor. Bu önlemi alırken affedersiniz ama ayağına, eline, yüzüne bulaştırıyor. Her tarafına bulaştırıyor. Çünkü bir önlem alınabilecek bir şey yok. İlk geldiği günkü söylediği söz neydi? Biz rasyonel bir politikayla birlikte bu işi kurtaracağız demişti. Ama şimdi bir bakıyorsunuz ortada bir rasyonellik bizi bırakın kendisi de göremiyor. Görse zaten bizimle bunu paylaşacak. Hep bir ütopik sözlerle birlikte hep bir işte gerçeğe hiç uygun düşmeyecek kurduğu kendi yani hayalleri üzerinden kaybetmiş. Tabii bir algı politikası yürütüyor. Şimdi bir itirafta bulunuyor. Diyor ki biz diyor kredi kartına diyor taksit yapan ilk ülkeyiz diyor. Dünyadaki tek ülkeyiz diyor. Kim yaptı? Tabii ki siz yaptınız. Yani biz yapmadık. Yani 2004 yılında yanılmıyorsam Okan Bayülgen bir bankanın kartının tanıtımı için 100 seçilmişti. Bu 100 olarak Okan Bayülgen değerlendirildi. O yıl 43 milyon banka kartı dağıtılıyor. Banka kartı bakın dikkat edin. 2004'te bu banka kartı sayısı 43 milyona erişince bu sefer diyorlar ki ya bunu bir kredi kartına dönüştürelim. Kredi kartına dönüştürüyorlar. Kredi kartına dönüştürdükten sonra da diyorlar ki ya buna bir taksitlendirme seçeneği de getirelim diyorlar. Kim getiriyor? Bugün işte o koltukta oturduğu iktidarın bir önceki bakanı getiriyor. Ve kendi geldiğinde o koltuğa oturduğunda bu sistemi devam ettiriyor. Hatta önündeki tıkanıklığı açıyor. Diyor ki 4 taksit seçeneğini işte ek bankada ek versin. 6'ya çıkartalım, 8'e çıkartalım, 9'a çıkartalım. Bunu altında da kullanalım. Dijital teknolojide de kullanalım. Yani işte cep telefonu da alabilelim, bilgisayar da alabilelim, tablet de alabilelim diye bunun önünü açıyor. Şimdi aynı Mehmet Şimşek çıkıyor diyor ki bize ya diyor biz diyor kredi kartında diyor taksit uygulayan tek ülkeyiz diyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Çünkü insanlar diyor bilinçsiz harcama yapıyorlar. İyi de insanlar şu an birazdan zaten emeklinin durumunu konuşacağız. Kredi kartına taksit seçeneği olmasa yaşayamıyor zaten. Çünkü yani İnsanlar bir alışveriş yapıyorlar. 4 taksite bölüyorlar. Aldıkları maaşın zaten bir bölümü olduğu gibi kredi kartına yansıyor. O kredi kartına yatırdığı parayla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Şimdi siz bunu daha önceden planlamışsınız, hayata sunmuşsunuz. Şimdi bu hayata sunduğunuz gerçeğin yanlış olduğunu farkına varıyorsunuz. Ama 10 sene, 15 sene sonra. Evet ve buna önlem alabilmek için bir politika geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yahu köylü ne bilirdi kredi kartını, köylü ne bilirdi bankayı? Köylü giderdi, ürününü ekerdi, hasadını yapardı. Giderdi bunu, satışını gerçekleştirirdi toprak mahsulleri ofisine. Ya da şöyle yapıyordu. Harman zamanına taksitlendi, kendi taksitlendiriyordu. Tabii, bir kartla, senetle falan değil. Yaşamını buna göre olgunlaştırıyordu evet. Çünkü. Gidiyordu toprak mahsulleri ofisine satışını gerçekleştiriyordu. Oradan elde ettiği gelirle birlikte yatırımını yapacaksa altın, yatırımını yapacaksa döviz üzerinden yapıyordu. Bir sonraki seneyi bekliyordu. Ne banka tanırdı, ne işte kredi kartı tanırdı. Ama şimdi kredi kartı olmayan, bankayla tanışmayan bana bir tane köyde yaşayan bir vatandaş gösteremezsiniz. Bana bir en tane, az 5 tane olmayanı gösteremem. Tabii, şehirde yaşayan bir tane işçi gösteremezsiniz. Kredi kartıyla tanışmamış olsun. Çünkü zaten biliyorsunuz bir de bir düzenleme daha getirdiler. 7 kişinin üzerinde çalışanı olan bütün işletmeler maaşlarını bankalar üzerinden
yapacaklar. O açıdan bankalar üzerinden maaş ödemesi yapılacakları için kart kullanımı mecburiyete dönüştürüyorsunuz. O banka kart verirken, yani bankamatik kartı verirken bir de yanında sanki hediyeymiş gibi, bana sanki ödül sunuyormuş gibi bir de kredi kartı gönderiyor. Bir de bana hiç söylemeden, ben hiç bilinçlendirmeden işte 20 yapraklı, 30 yapraklı, belki de 40 yapraklı 48 hatta. Okumaya hiçbir şekilde zamanımın olmayacağı. Çünkü bizim Türk toplumu zaten bir dakikasını ayırıp da bir gazetenin başlığını dahi okumuyor. Öyle bir kültürü, öyle bir alışkanlığı yok. 40 sayfalık bir önüme şey getiriyorsunuz, düzenleme getiriyorsunuz, sözleşme diyorsunuz bunun adına. Bunu okuyun, buna göre karar verin diyorsunuz. Yahu ne okuyacağım diyor, atıyor imzayı, çekiyor gidiyor. Sonra evine bir bakıyor. Kredi kartı kullanımından dolayı kart kullanım parası getiriliyor. Ya ben bunu istemedim diyor. Var diyor, düzenlemede var bu diyor. Sözleşmeye yazdık ya şimdi, biz bunu diyor, bunu görmüyor. Şimdi bu insanları siz bankacılığa mecbur bırakıyorsunuz. Bu insanları siz... Bankaya mahkum ediyorsunuz. Mahkum ediyorsunuz ve bu insanların da ticari açıdan, yani ekonomik açıdan hacizle karşılaşmasına sebebiyet veriyorsunuz. Birçok insan biliyorsunuz ki bankalardan kaynaklı hacize düşmüş durumda. Yeah. Sayın Kılıçdaroğlu bir önceki seçime gidersek eğer, 2018 seçim sürecine gidersek eğer, o 2018 seçim sürecinde bunu bağıra bağıra söylemişti. Demişti ki bu insanların kredi kartlarından dolayı borçları varlık şirketlerine devrediliyor. Bu varlık şirketleri Merkez Bankası'ndan insanların payına düşen parayı aldıkları gibi aynı zamanda oradan para kurtarma telaşına giriyorlar ve bu insanları tırnak içinde gasp ediyorlar diye bangır bangır bağırdı. Kimse bunu duymadı, buna önlem almadı. Neredeydi o zaman Hazine ve Maliye Bakanı? Hadi diyelim ki Mehmet Şimşek değildi. O günün o koltuğunu koruyan isim ne diyordu, ne yapıyordu? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı buna bir önlem almak için, bir çözüm bulabilmek için herhangi bir söyleme başvuruyor muydu? Yok, hayır, vurmuyordu. O zaman damattı bakan. Tabii, şimdi geliyorsunuz bir bakıyorsunuz bugün insanlar alım gücü düşmüş. Artan enflasyon oranları var. Bu enflasyonla mücadele etmesi gereken Hazine ve Maliye Bakanı'nın kredi kartı taksitini uygulayan tek ülkeyi sözleriyle karşılaşıyor. Kendisi. Yahu bu bir reçete değil, bu bir ilaç değil. Bu sizin yaptığınız kabahatin açığa çıkmasının bir itirafıdır. Bu itirafın üzerine örtüyorsunuz. Bu itirafı iyileştirmiyorsunuz ve insanları hacizden kurtarmıyorsunuz. Çıksın mesela desin ki evet bu duruma biz sebep olduk. Bütün insanlarımızı bankalarla biz tanıştırdık. Bütün insanlarımızı ödeyemedikleri için hacizlerine biz sebebiyet verdik. Bunları bir defaya mahsus affediyoruz deyin. Vergilere geldiğinde affediyorsunuz. Kimin? Bir saniye, oraya da geleceğim. SGK'ya gelince affediyorsunuz. Ne bileyim birçok kalemde borçları varsa, devlete, işte kamuya ait borçlar varsa bunları affediyorsunuz. Kimin? Öncelikle Beşli Çete diye adlandırılan şirketlerin. Ve şans oyunlarının vergilerinde indirime gidiyorsunuz. Bir de bir bakıyorsunuz seçim yatırımı olarak bir torba yasa çıkartıyorsunuz. Bu torba yasada insanlar vergilerini ödemiş, SGK primlerini ödemiş. Tırnak içinde buna çok liyakatlı davranmış ve ahlaki davranmış. Buna ödeyemeyen insanlar var. Yine tırnak içerisinde ahlaki davranamayan insanlar var. Bunlara da af getiriyorsunuz. Ondan sonra çıkıyor sizin mesela belediye başkanınız diyor ki ben bunu diyor vicdani bulmuyorum diyor. Mesela kim? Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu çıktı bunu söyledi. Ben bu af kapsamını vicdani bulmuyorum dedi. Çünkü dedi vergisini zamanında ödeyenle vergisini ödeyemeyen insan eşit olamaz dedi. Ona af getiriliyor dedi. O zaman o adam dedi niye vergisini zamanında ödedi diyor. Haklı mı? Haklılık payı var. Şimdi toparlayalım. İşte ekonomi böyle bozuldu. Bozulan ekonomiyi tamir etmek yerine bize manipülasyon üretiyorlar. Bize yaptıkları kabahatin üzerine örterek güzellemeler, betimlemeler yapmaya çalışıyorlar. İşte o yüzden geliyor 8 ayda 8 kez artan politika faizi %45'e dayanıyor. Hani sana bana ne oluyordu? Ortada nas vardı. Bitti. Ne oldu? Şimdi bankalar da bu şeyde çok uyanık davranıyor. Yani harcamanın asgari ödemesi 5'te 1'i idi. Yani 5 milyon lira harcamışsan asgari ödemesi 981 milyon lira arasındaydı. 1000 lira. Tabii şimdi biliyorsunuz şimdi, size sormadan limit artımına tabii, gidiyorlar. Tabii orayı söyleyeceğim. Şimdi bankalar adamın gelir durumuna bakmadan, kredi kartının ölçüsüne bakmadan, yaptığı alışverişte hiç peşin ödemiş mi, hep asgari ödemeye devam etmiş kişilerin 10 bin lira, 13 bin lira olan limitini 100 bin liraya çıkardılar. Niye?
harcadığı zaten adamın 3-5 bin lira. Onun da yarısını hemen alabilmek için. Evet. Böyle bir tuzak olabilir mi? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı o konuda bir şey yapmıyor. Hiç sesini çıkartmıyor. Kredi kartlarının önlem alacağız diyor. Kardeşim iyi de siz mesela Kayseri'den örnek verelim. İki kapılı caminin oraya Cumhuriyet Meydanı'na kaç tane banka var? 20 tane örnek. 20 bankada stand kurdu orada. Yoldan geçene kart dağıttı. İmzayı aldılar, kart verdiler. Yahu sanayiye gittiler. Sanayide çalışanlara kart dağıttılar. Ya tabii işverenlerle görüştüler. Bütün herkese kart vereceğiz dediler falan. Şimdi senin söylediğin var ya o okunmayan yazılar bir dakikasına evet. Bile. Şimdi Kayseri'de çok şey var. Ve ufak yazılara derler ki ya bu ne arkadaş karınca duası gibi derler. Şimdi bizim büroda karınca duası asılı mutfakta. Sen hiç okudun mu onu? Okudum. Bizi zannetmiyorum. Okudum. O kadar ufak ki yazısı. Hayır okudum. Bir de zaten o meşhurdur, her yerde olur. İlk ne zaman okudum onu biliyor musunuz? İlk 15-20 yıl önce okudum. Dikkatimi çekti çünkü. O yüzden okudum. O her yerde asılı olur, evet. Yani şimdi orada asılı durur o. Evet. Kimse onu okumaz. Ama böyle ufak yazılarda geldiği zaman bu ne ya şey karınca duası gibi derler. Ya ben okuyamam bunu bu kadar. İmzalar atarlar, her şey yükümlülüğü kabul ederler. Bankayla ya da icrayla ya da hukuken başlarına bir iş geldi mi de bankayı dava etmeye kalkarlar ki böyle bir şeyi biz taahhüt etmedik. Ya etmedin olur mu? Ettin hepsini. Daha bilmediğin neler var o karınca duasının içinde. 48 sayfa çünkü orası. 48 A4. Şimdi, neyle doldurdu adam? Aynı şeyi 40 kere yazmadı ki. Sizinle birlikte gittik işte göz hastanesine biliyorsunuz tedavi olduk. Evet. Gözlerimiz görüyor zannediyorduk ama gözümüz görmüyormuş. Görmüyor. 2,5 derece olmuş gözümüz. Yani gözlük camımız 2,5 derece. Yani düşünebiliyor musunuz? O dediğiniz şey çok doğru. Küçük küçük yazılar. Yani. Evet o gözlük olmadan okuyamıyoruz zaten. Ya çoğu da yani benim gözlüğe ihtiyacım yoktu. Her şey şöyle bakıyor ya. Normalmiş gibi görüyor. Aslında derece bozuk farkında değil. Ya nasıl okusun o adama yazıyı? Vallahi ülkenin yani, durumu. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı ben baştan beri söylüyorum. Ortaya bir proje koymadı. Evet. Sadece ne yaptı? KDV'yi %18'den 20'ye çıkarttı. Evet. Özel tüketim vergisi bir yıla göre gelmiş idi. 20 senedir devam ediyor ve onu 3 katına çıkarttı. Zaten bir sürü şeylerde bir sürü vergiler var. Dolaylı vergi dediğimiz herkes her şeyden bir şey ödüyor. Bir yatırım yok, bir şey yok. Bir yabancı yatırım paraya ihtiyacımız yok diyor. Körfez'den hiç çıkmıyorlar. Bu para mı dolu acaba o Körfez ülkeleri? Ben onu da zannetmiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 145 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi var. Bunu diyor muhalefet çekemediğinden diyor gayanıma saldırıyor diyor. Öbür taraftan da çok değer verdiğimiz ekonomistlerden biri de çıkıyor diyor ki swapları çıktıktan sonra geriye kalan bir rezerv değil. 39 milyar gibi, 39 mu 37 mi o civarda milyar ekside diyorum Merkez Bankası diyor. Ya şimdi hangisine inanacaksın? Ben realiteye inanırım. Realiteye bak. Biri diyor ki 145 milyar dolar rezervimiz var diyor. Biri çıkıyor diyor ki hepsi swap. Merkez Bankası halen 37-38 milyar dolar ekside diyor. Ha bu ne olmuş? Demek ki 52-53 milyar dolardan bahsediliyordu Nebati'nin döneminde. Eksi deniliyordu, bir kuruş yok deniliyordu. Herhalde oraya 1-20 milyar dolar falan bir şekilde bu vergilerden, algılardan birikmiş. Ben öyle okuyorum. Evet. Hadiseyi. Yani bizim ülkemizin ekonomisi bozuk. Bir de biliyorsunuz bir seçime gidiyoruz. Seçime giderken partilere de hazine yardımı bulunuyoruz. Biz 2023-14 Mayıs seçimlerinde bir hazine yardımı yaptık zaten partilere biliyorsunuz. 3,5 milyar lira kadar yani eski parayla 3,5 katrilyon lira. Bunu 7 partiye dağıttık alın dedik bunu seçimde harcayın dedik. Şimdi bu yıl yine seçime gidiyoruz yine paramız yok ama yine partilere yine para dağıtacağız. 4,5 milyar lirayı geçiyor dağıttığımız para. Yani dağıtacağımız para 4,5 milyar lirayı geçiyor. Şimdi bir de partiler biliyorsunuz iki seçimde de hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerinde. Hem aday adaylarından başvuru ücreti alıyor. Tabii ki dosya parası. Hem milletvekili aday olarak seçilenlerden seçildiği yani aday gösterildiği sıralamaya göre çalışmaları için harcamaları onların yapmasını istiyor.
hem belediye meclis üyelerinden aday adaylığı ücreti alıyor, hem belediye başkan aday adaylarından ücret alıyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi demişti ki biz bu aday adaylarının ücretlerini, yani başvuru ücretlerini Gazze'ye göndereceğiz dedi. Şimdi bir soralım buradan. Yani ha, gitti mi? Ne kadar toplandı aday adaylığı ücreti için Türkiye'deki yani illerde, gitti? İlçelerde, var mı? Tabii, kasabalarda kaç aday adayınız var? Bu aday adaylarından ne kadar para toplandı? Bu paralar Gazze'ye hangi aracılıkla gönderildi? Bankacılık aracılığıyla mı gönderdi? Yardım kuruluşlar aracılığıyla mı gönderdi? Vakıflar aracılığıyla mı gönderdi? Bunların da kamuoyuyla bir paylaşılması elzemdir diyorum. Çünkü özellikle de kime gönderildi? Tabii. Hamas'a mı gönderildi? Tabii, kime gönderildi? Yani Filistin'in bir senatosu var. Yani bir, evet, hükümeti mi gönderildi? Var. Tabii Filistin hükümetine mi gönderildi? Dediğiniz gibi Filistin senatosunda çoğunluğu olan Hamas'a mı gönderildi? Yani kime gönderildi bu? Savaş yatırımı olarak mı değerlendiriliyor? Gerçekten mazlum çocuklara mı, işte sağlıkları için mi kullanılacak? Bunu bir sormak lazım. Bir de tabii diğer partilere de bir sormak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir sormak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, İYİ Parti'ye bir sormak lazım. Siz ne yaptınız bu topladığınız paraları? Nerede bunun bütçesini oluşturuyorsunuz? Nerelere göndereceksiniz? Şimdi il başkanlıklarınıza bakıyoruz. İl başkanlıklarınız bütçenin olamamasından şikayetçi. İlçe başkanlıklarınıza bakıyoruz. İlçe başkanlıkları bütçenin olamamasından para şikayetçi. Istiyorlar. Bütün partiler için geçerli bu. Hayır, genel merkezden para istiyor. O kadar para aldınız diyorlar. Biz seçim çalışması yapacağız. Para nerede diyorlar. Şimdi bu gibi ortamda siyasi partilerimiz zengin, halkımız yoksul ve Merkez Bankası faiz yükseltiyor. Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki bizim paraya ihtiyacımız yok. Biz para toplamaya, para aramaya gitmedik sağa sola diyor. Ama oradan İSK'nın açıkladığı hak kazanan partilere hazineden para hemen anında aktarılıyor. Ama şimdi, şöyle bir şey de var, özür dilerim. Yani başka pencereden de bakarsanız para konusuna, bu tür şeyler, kampanyalar ya da toplanan paralar Myanmar'a gidiyordu bir ara. Myanmar'a mı? Nereydi ora? O bitti. Gitti. Yok, öyle bir ülke yok şimdi. Hiç 5 senedir bakıyorum, hiç söz edilmiyor. Ne yaptık? Orayı zengin mi yaptık? Gerek var mı ki oralara? Ya işte oralara gidiyor diye toplanıyor paralar. Gittik bilmem nereden. Milyarlarca hektar tarım yapacağız diye arazi kiraladık. Paralarımız oraya gitti. Yani bir yerden toplanıyor ama inanılmaz şekilde de dağıtılıyor. Şimdi TÜBİTAK 55 milyon dolar veriyor. Uzaya adam gönderiyor. Ya arkadaş, bu 55 milyon dolar varsa niye sen emekliyi parça parça perişan ederek zam veriyorsun? Ya niye bir celsede verdim şu kadar demiyorsun da 55 milyon doları 13 gün 14 gün uzaya gidecek adam için veriyorsun? Ya yok böyle bir dünya ya. Gerçekten hayret edilecek bir şey. Bana derlerdi ki gazete çıkarttığım dönemlerde, ya nasıl ediyorsunuz? 25 kuruş, 25 kuruş topluyorsunuz, böyle milyon milyon daha veriyorsunuz oraya, işte kağıda, matbaaya, şuraya buraya. Ya işte ancak uğraşıyoruz burada. Şimdi biz burada ÖTV'den, KDV'den, şuradan buradan, yani bizim şeye benzer hesaba 25 kuruş, 25 kuruş topluyoruz. Ama Gazze'ye gönderiyoruz. Uzaya 55 milyon dolara adam gönderiyoruz. Neyim var mı, neyim var mı, neyse oraya yardım ediyoruz. Arasını kim verdi ki 55 milyon doların? TÜBİTAK verdi. Peki nereden karşılayarak verdi? Nereden, hazineden aldı verdi de. Yani TÜBİTAK cebinden, TÜBİTAK yöneticileri cebinden birer milyon dolar koymadı ya. 55 milyon dolarınız varsa siz de gidebilirsiniz canım. Yani bu çok büyük sıkıntı niye değil. Niye bizimkini de TÜBİTAK versin? Niye verecek ki size yani? Şey versin de gidelim. Ya, ya böyle saçma şey olur mu Allah aşkına ya? Bir defa şunu da söyleyelim de, TÜBİTAK hepsini de vermedi bu arada, onu da söyleyelim. Yani bir proje karşılığı bir para verdi. Bu paranın da bir çoğunluğu da Avrupa Birliği destekli, biliyorsunuz. Ya işte bu projelerden nasıl para geldiğini ve kimlere nasıl gittiğini ben bildiğim için orayı çok açmıyorum. Şimdi bu emekli maaş zamları tam bir yılan hikayesi. Sayın Cumhurbaşkanı %37 küsürlük bir dilim açıkladı. Sonra dediler ki reis gereğini yapacak dediler. Kabine toplantısı vardı haftaya. Toplantı ertelendi diğer haftaya. Sayın Cumhurbaşkanı bir 5 daha ek zam verdi. Oldu 42,5. Sonra Sayın Bahçeli grup toplantısı. Tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanı 2024'ü de emekliler yılı ilan etti. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Tamam, teşekkür ederim. Güzel bir yıl. Evet. Yani çok güzel bir yıl, çok beşlik. Mutlu, mesut. Tabii. Yani sonra Sayın Bahçeli grup toplantısında dedi ki bir yüz, yani emeklilerin dedi bu durumu görmezden gelinemez dedi. Bir baktık bir gece yarısı operasyonuyla Sayın Cumhurbaşkanı bir %5 daha verecek dediler. Bugün de biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. %49.5.
Yani ikiye, memur iki emeklileriyle birlikte aynı seviyeye getirmiş oldu. Bu arada bir dengesiz bir hareket var. Denildi ki ya bak 20 bin lira emekli maaşı alanla en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu ikisine verdiğiniz %49'luk zam, baktığımız arada uçurum gibi bir fark var. Yani 7500 liranın %49'uyla 20 bin liranın %49'una baktığımızda dağlar kadar fark biniyor. Bunu eşitleyelim diye muhalefet bir önerge verdi. 17 bin lira olsun diye 3 ayrı önerge verdi meclise. Yani emekliler bunu yani bilsinler açısından söylüyorum. Bu 3 defa verilen önerge Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığındaki Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedildi. Yok dedi, emekliye vereceğimiz, reva gördüğümüz pay bu dedi. Zam bu. Şimdi ne kadar alacakmış bu emekliler? Şimdi 7500 lira alan bir emekli %37'lik artışla birlikte 10 bin lira. Yani 10.317 lira alacaktı. Ya, küsür. Ek zam farkıyla yani %49.25'e çıktığında ek zam farkı 876 lira biniyor üstüne. 11.193 lira. Şimdi burada bu kalem kalem hesaplanmış. 7500 lira alan, 7600 lira alan, 7700 lira alan vesaire. Biz bir 7500'e baktık. Bir 8000'e bir bakalım. 8000 lira maaş alan eskiden. %37'lik zamla 11 bin lira. Ek zamla birlikte 934 lira daha 11.940 lira alacakmış. 9 bin lira alan bir emekli %37'lik zamla 12.381 lira, ek zamla 13.432 lira alacak. 10 bin lira alan bir emekli 13.750 lira, ek zamla birlikte 14.925 liraya yükselmiş. 15 bin. Yani bu arada şunu da hatırlatalım, bu ek zamlar da Ocak ayının içerisinde yatacak diyorlar. Ocak ayının sonuna geldik. Ne zaman yatacak bilmiyorum. Yani belki 26'sından itibaren mi yatacak acaba? 9200 alanlar yok mu? Var var, hepsi var. Hepsi var ama ben hani hepsini yüzlük dilimler olarak hesaplamışlar. Şimdi Aralık'ta 20 bin lira maaş alan, yani Aralık ayında zamdan önce 20 bin lira maaş alanın, bakın bu çok işte dediğimiz dengesizlik burada. %37'lik artışta 27 bin lira, yani 7 bin lira birden artış alıyor. Ek zamla birlikte 2336 lira daha artış geliyor. 29.850 lira oluyor. 30 bin yani. Yani şimdi 7500 lira alanın %49'luk yani farkıyla 20 bin lira alanın %49'luk farkına bir bakar mısınız? Birinin farkı 9.850 lira, birinin farkı 2350 lira. Ya şimdi şu, 2850 lira. O asıl denge nerede bozuldu biliyor musun? Yine bu Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bozuldu. Emeklilikte çarpımlar değişti. Mesela emekli normal 100 lira maaş alıyorsa, şey çalışırken 100 lira alıyorsa, örnek veriyorum, 75 lirayla emekli oldu. Evet. Yani kaybı sadece %25 idi. Evet. Şimdi o çarpımı 8'den 6'ya, 6'dan 4'e indirdiler. Yani bu kök maaş dedikleri zıkkım oradan çıkmıştı zaten. Ondan sonra yani 100 lira alan bir adam emekli olduğunda 43 lira almaya başladı. Farka bakar mısın? Evet. %60. Yani bunun işte ilaç parası bilmem ne kesintisiyle %40'a düştü. Biz hep söylüyoruz yani bizim kuşaktakiler hep söylüyor ya. Yani biz emekli olduğumuzda 8 tane küçük altın alıyorduk, çeyrek altın alıyorduk. Şimdi 3 tane zor alıyoruz diyor ya, çok doğru. Yani ben emekli olduğumda açıkçası ben aldığım maaştan emekli olunca daha fazla alıyorum diye emekli oldum. Yani primimi yükseltebilirdim. Zaten çalışıyordum. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Adam emekli olmak istemiyor. Bütün kurumlara bak. Hiç kimse emekli olmak istemiyor. Özellikle devlet memurlarında, devlette çalışan işçilerde. Niye? Ya bugün emeklilerle işte röportajlar yapılıyor. Emekliler şunu söylüyor. Diyor ki ya ben yani itiraz etmiyorum. Benden çok yüksek maaş alan da 25 yıl hizmet verdi emekli oldu. Ben de 25 yıl hizmet verdim. Doğru. Emekli oldum. Tamam, onun sigorta primi yüksek yapmış olabilir. Genel müdürlük yapmış olabilir. Müdürlük yapmış olabilir. Ben onun maaşında gözüm de yok diyor. Ama diyor benimkini niye en düşükten hesaplıyorsun diyor. Yani benimkini de diyor biraz dengele diyor. Yani asgari ücretle beraber de eşitle diyor. Hadi ben asgari ücretten zaten fazla alıyordum diyor. Ama bugün asgari ücretin diyor ben yani yarısı kadar para alıyorum diyor yani ya, adam haklı. Ya, şimdi doğru. Düşündüğünüz zaman bir de sokağa baktığınız zaman haklılık payı var. Her tarafı geç. Sen çok ciddi, çok önem verdiğin kurumlar bir açlık ve yoksulluk sınırı açıklıyor. O kadar almış, bu kadar almış falan onlara da gerek yok. Çok basit.
açlık sınırı var, yoksulluk sınırı evet, var. 48 bin lira olmuş yoksulluk sınırı. Ya kardeşim ona göre hesaplasana. Yani orada açlık sınırı 14.600 lira diyorsun. En fazla şey verdiğin, yükselttim, şu kadar zam verdim dediğin 10 bin lira alıyor. Halen onun altında. 17.462 lira olarak hesaplandı açlık bu sınırı. Bu ayı bilmiyorum ben, bir geçen ay olarak yani söylüyorum. 17.462 lira bir açlık sınırı var. Nasıl olacak peki? En düşük emekli maaşı bugün 11.193 lira. Şeyi geçtim. 12 bin olsun. Dul maaşını geçtim, yetim maaşını geçtim, yaşlılık maaşını geçtim, bakım maaşını geçtim. Onlar daha da düşük. E şimdi vatandaş yani hangi adalete, hangi hukuka güvenecek de ben niye böyle alıyorum diye dava açacak? Açamaz. Şimdi bugün muhalefet şunu soruyor haklı olarak. Diyor ki TÜİK hissedilen enflasyonu %127 olarak açıklamıştı. %96'ya çekti. Açıkladığı enflasyon oranı %64. Arada 32 gibi bir fark var. O fark o zaman emekliye yansıtın diyor. Ya tamam yapmıyorlar ki. Bir de şu da var bak şimdi. Biraz önce söylediğin çok doğru. Markete girdik. Sen işçi emeklisisin. Çay sana 90 lira. Örnek veriyorum. Sen memur emeklisisin. Sana 110 lira diyorlar mı? Hayır. Hepsi aynı. Evet. O zaman bu farkı niye yaratıyorsunuz? Bu günahı niye işliyorsunuz? Bu kul hakkını niye yiyorsunuz? Yazık, günah ya. Gerçekten günah ya. Yani vallahi bizi yönetenlerin amaçları belli. Vatandaş nezdinde. Niçin belli? Biz sandığa gidip oy veriyoruz. Niye veriyoruz diyor. Bizi yönetsin diye. Nasıl yönetsin? Bizim refah seviyemizi artırsın. Bizi eğitimli hale getirsin. Sağlıklı hale getirsin. Bizi güvenli hale getirsin. Ekonomimizi iyileştirsin. Öyle mi düşünüyorsun? Beni yaşatsın diye oy veriyorum diyor. Ama bugün baktığımız zaman eğer iktidar sizi ekonomik açıdan yoksullaştırıyorsa, eğitim açısından geriletiyorsa, sağlıkta sizi artık sağlıksızlaştırıyorsa ve paran kadar sağlık politikasını hayata geçirmişse, güvenlik ortamı tamamen sıkıntıya girmiş, suç oranı her geçen gün artıyor ve kentler artık huzursuz hale gelmişse ve cezaevlerinin sayısı arttığı gibi suç potansiyelleri ve suçlu sayısı da artıyorsa, o zaman oturup bir düşünmek lazım. Ortada ciddi bir rahatsızlık var. Ortada ciddi bir karamsar bir tablo var. Bu tabloyu çözsün, bu tabloyu iyileştirsin diye oy verdiğiniz ve 21 yıldır iktidarda tuttuğunuz bir siyasi parti bu yarın yine seçime gidiyor. 31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyor ve hedefi belli. Yeniden İstanbul diye bir slogan belirlemişler. Şimdi İstanbul'u kazanmak istiyor, Ankara'yı kazanmak istiyor. Yani kaybettiği, muhalefetin eline teslim ettiği, seçmen nezdinde teslim ettiği kentleri yeniden kazanmak istiyor. Ama siz bu iklim şartlarında hala gidip benim tercihim, yani ben soğan ekmek yerimse o zaman kimse şikayet etmesin. Tabii ki herkes canım, hep söylüyoruz biz, ben soğan ekmek yerim, reisi yedirtmem. Bu nasıl bir slogan ya? Yani herkes o zaman halinden memnun olsun. Çocuğum niye okuyamadı, bir doktor olamadı, bir mühendis olamadı? Ne bileyim benim çocuğum niye evlenemiyor? Ne bileyim benim çocuğumun niye bir tane işte arabası yok? Benim çocuğumun niye bir tane güzel bir kıyafeti yok? Bunları o zaman oturup bir düşünsün. Hayır, niye olmadığını. Benim çocuğumun niye bir işi yok diyemiyor adam. Ya da. Yani en basiti bu. Ya İstikbalini kendi kazansın. Ya da yani bunları oturup bir ya düşünsün. Ya işte yok. Yani ben orada niye bir hastaneye gittiğimde bana bir yıl sonrasına işte ne bileyim randevu veriliyor. İşte MR için bir yıl, 6 ay sonrasına. Ne bileyim işte endoskopi için bir yıl sonrasına vesaire. Bunları bir düşünsün. Yani hani biz sağlıkta devrim yapmıştık diye bir düşünsün bunları. Yani şimdi, o yüzden şimdi bizim vatandaşımızın da soran, sorgulayan bir teknik yapısı olmadığı şimdi, için. Çok iyi bir yere geldim. Bugün bir arkadaş dedi ki bir yerde otururken, röportaj yapıyorlar dedi, genç bir çocukla dedi. Yani 18-20 yaş civarındaki bir çocukla mikrofona, siz iktidarın işte bu sistemin değişmesini istiyor musunuz diye sorunca, çocuk demiş ki ben halkın değişmesini istiyorum demiş. Tabii çünkü partilerin çok mantıklı. Yani halk. Parti ne yaparsa yapsın halk arkasından bir şey gibi gidiyor. Evet. Halkın değişmesi, toplumun değişmesini istiyorum demiş. Çok, bana çok mantıklı geldi. Ya hepimize mantıklı geliyor. Ya ben söylüyorum yani. Bunu böyle. Ya sen de anlattın işte geçen otobüse binmiş adam. Bu beji de geri alsın, bilmem ne etsin, devletin borcu var. Ya sana ne devlet? Devlet sen mi idare ediyorsun? Ya bizim ekranda verdiğimiz röportaj vardı işte, o emekli röportajları. Orada da söylüyor vatandaşımız, diyor ki yani devletimizin diyor ekonomik durumu ortada diyor. Hiç zam vermese de olur diyor.
Demek ki bu insanlar halinden memnun. Yani bugün yine aynı sohbette birlikteydik, işte arkadaşın söylediği doğru. İnsanlar karnını doyurmakla beslenmeyi aynı zannediyorlar. Yani kuru ekmekle de karnını doyurursun ama evet. Sağlıklı bir beslenmeye sahip olamazsın. Sağlıklı bir beslenmeyle birlikte sen bütün organlarını sağlıklı hale getirebilirsin, diri tutabilirsin ve hani uzun soluklu yaşayabilirsin. Ama kuru ekmek yersen birçok fonksiyonunu yitirir birçok organ. O beynin açıdan, bile çalışmaz. Ya, hiçbir yerin çalışmaz. Yani işte akciğerlerin enzim salgılanmaz, karaciğerlerin görevini yapmaz, böbreklerin, dalakların hiçbir şeyini sağlıklı hale getiremezsin sen. Bal tüketmezsen, tereyağı tüketmezsen, et tüketmezsen, balık yemezsen, yumurta, süt yemezsen ne yapacaksın? Sadece ekmek yersen olmuyor işte bu iş. Şimdi hep söylüyoruz işte Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı çocuklarda düzenli beslenmenin yolu için bir şey çıkartıyorlar bize. Diyorlar ki bu çocuklara bu beslenme özelliklerini kesinlikle taşıyacaksınız. Yoksa sağlıklı olmaz bu çocuklar. Sağlıklı düşünemezler. E peki parası? Parası nerede bunun? Para yok. Parasını da siz verirsiniz herhalde. Parası. İşine geliyorsa öyle. Vallahi bu emekliler de artık bu düşük maaşlarıyla birlikte yaşayacaklar. Ve bir yıl daha kusura bakmasınlar ama zam falan yok. Öyle bizden her zaman gelip de öyle biz işte geçinemiyoruz. Bize zam verin. Yok öyle bir dünya. Bir defa verdi. Reisimiz başka bir zam falan yok. Seyyanım vermeyecek misiniz? Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Önünüze bakın. Verdiğimiz bu zamla birlikte bir eliniz yağda bir eliniz balda bir yıl boyunca geçineceksiniz. Ha, enflasyonumuz düşmeyecek onu söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanımız bunu söylüyor. Merkez Bankası Başkanımız bunu söylüyor. İktidarımız artık artan enflasyonu kabul ediyor. TÜİK kendi açıkladığı enflasyon oranını düşük olduğunu sahte itiraf olduğunu ediyor. Kusura bakmayın bir yıl boyunca yaşayacaksınız. İster oy verin, ister vermeyin. Zam falan yok. Bir araya gidelim. Aranın ardından siyasetteki gelişmeler var. Bunları değerlendireceğiz. Değerli izleyenler kısa bir ara. Değerli izleyiciler, Düşünce Masası programına ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duayen gazeteci, meslektaşım, kıymetli büyüğüm, değerli ağabeyim Salih Balcı ile birlikte. Tabii biz bir araya gitmeden önce biliyorsunuz emekli maaş oranlarına yapılan zamları konuşuyorduk. Tabii bizim orada sözlerimiz vardı. Biz hani tamamen tersinden yani ironi yaptık dedik. Yani bir yıl boyunca size zam yok dedik. Bunu ben söylemiyorum. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı iki yıldır uyguluyor zaten biliyorsunuz. Emekli yılda bir defa zam alıyor. Normalde iki defa zam alıyordu. Yani altı ayda bir zam alıyordu. Şimdi bir defaya düşürüldü. Ve ben dedim ki hani süt içmeyeceksiniz, işte et yemeyeceksiniz, bal yemeyeceksiniz dedim. Çünkü yiyemeyeceksiniz anlamında söyledim bunu. Aldığınız maaş ortada çünkü. Çarşıya, pazara, markete gittiğiniz zaman yani yaptığınız harcama ve o harcama diliminden elinizde kalan paraya baktığınızda hadi ev kendinizin diyelim. İşte yakıt var, elektrik, su, işte cep telefonu vesaire faturalarınız var. Bunları ödemekle sorumlusunuz. Bir beyefendi aradı bizi. Araya gittiğimizde Alihsan amcamız bize kızdı. Yani ne demek dedi, bize dedi bir yıl boyunca zam yok. Siz kim oluyorsunuz? Ya biz değil yani zamı veren devlet. Ben o açıdan bir onu yaptım. Yani ne demek biz işte süt içmeyecekmişiz, kuru ekmek yiyecekmişiz. De aldığınız parayla sadece zaten kuru ekmek yiyebilirsiniz. Şunu da hatırlatalım. Avrupa'da emekli olsaydınız en düşük emekli maaşınız 1500 euroydu. Siz bu aldığınız, sordum kendisine ne kadar maaş alıyorsunuz dedim. 10 bin lira alıyormuş. 10 bin lirayla 400 euro alamıyorsunuz. Yani 300 euroyu zor alıyorsunuz. 300 euroyu elin işte gavuru diye adlandırdığınız tırnak içindeki yabancı devletlerin vatandaşları 1500 euro maaşla dünyaya seyahat yaparken siz oturduğunuz ilin dışına çıkamıyorsunuz. Sonra bana diyorsunuz ki vatan elden gidiyor. Peki ben kuru ekmek yemeye razıyım. Yani ne diyeyim Alihsan amca, yani beni yanlış anlama. Ben emekli, yani bir emekli vatandaşın durumunu anlatmak için söyledim bunu. Keşke imkanlarımız çok daha iyi olsa da işte devletimiz verse diyorsunuz ama devletimizi yönetenler yani yediklerini görüyorsunuz herhalde. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorlar işte ne yiyorsunuz dediğinde bize neler anlatıyor. Yani işte içinde hurmalar, ne bileyim işte kestane balları vesaire, siz yiyebiliyor musunuz kestane balı mesela? Bir gün olsun yiyebildiniz mi ya da siz ejder meyvesi nedir hiç gördünüz mü? Bırakın yemeği. Bilmiyorum yani bunu bir düşünün isterseniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oturduğu külliyedeki bir günlük maliyetin ne olduğunu bir düşünün Allah aşkına. 15 milyon lira olduğu söyleniyor. 15 trilyon lira
siz 10 bin lirayla bir ay geçinmek zorunda kalıyorsunuz. Tamam, buna rağmen devletin organizmasına sahip çıkıyorsunuz, vatanınız eyvallah, ama vatanın elden gittiği falan yok. Çok şükür ülkemizde bir savaş falan da yok yani, kimse de bizimle uğraşmıyor. Biz zaten hani ortada her şeyimiz. Partilere bir sürü pay veriliyor dedik. 4,5 katrilyon lira. Sana 10 bin lira veriyor. Niye veriyor bu partilere bu payı? O parayı sana kişi başına düşen milli gelirden versin. Veriyor mu? Yok, vermiyor yani. Elektrik pahalanıyor, doğalgaz pahalanıyor, su pahalanıyor, zamlar geliyor. Bir taraftan vergi dilimlerine zamlar geliyor. Emekliye gıdım gıdım veriliyor. Hak değil bu. Bu sen 25 yıl boyunca sırtında taş taşıdın. Hizmetinin karşılığını alıyorsun. Bu hizmetinin karşılığı 10 bin lira olmamalı. Olmamalı. Açlık sınırı belirleniyor ya, o açlık sınırının üstü olmalı ki aç kalmayasın. Şimdi sen açlık sınırının altında bir maaşla birlikte, tırnak içinde söylüyorum, yine yanlış anlama, yine ironi yapacağım, aç kalmaya mahkum ediliyorsun. O yüzden söyledim bunu, yanlış anlaşılmasın. Böyle bir emeklimiz işte bizi aradı, bunu söyledi. Ben de hani üzerimde kalmasın diye anlattım. Yani siz ya de bir emeklisiniz, en iyi yaşayan sizsiniz. Hani. Ya tabii ki ya, ben ya zaten... Bu tür düşünen kişilere ya ben inanamıyorum ya. Yani gerçekten bir algıya o kadar kendilerini kaptırıyorlar ki, gerçeklerden halk da kopuyor. Ya sadece iktidar kopmuyor, halk da kopuyor. Yani bu algıya diyor ki vatan elden gidiyor diyorsun. Öyle demiş. Evet. Nerede vatan elden gidiyor? Evet. Bir şeyde sınırımızda bir savaş mı var? Ne bileyim yani, İran'la, İran kendi derdine düşmüş, Suriye kendi derdine düşmüş, parçalanmış. Irak öylesine, geç bu taraftan Yunanistan, Bulgaristan hepsi kendi problemine. Rusya orada şeyle Ukrayna'yla zaten savaşıyor falan. Ya bizim vatan elden gittiği falan yok. Ben şunu anlamıyorum. Vatandaki kasıtları ne acaba? Yani bu tür düşünen kişilerin. Vallahi kasıt ne, ben bunu bir türlü çözemedim. Vallahi gerçekten bu vatanı savunanlar, bu vatanın kurulmasına vesile olanlar gerçekten kuru ekmek yediler. Gerçekten içerisinde tane olmayan üzüm hoşaflarıyla evet, birlikte bu vatanı kurtardılar. Onların hepsine canımız feda. Onlar kurtarılmış bir vatanın içerisindeki torunlarına daha iyi bir yaşam sundukları için canlarını feda ettiler. Bugünün koşullarında birileri zengin oluyorsa birilerinin yoksullaşmasına da karşı çıkmamız lazım tabii ki. Ya elbette, en doğal eşitlik ilkesine dayalı bir anayasamız varsa ve bu anayasanın içerisindeki eşitlik ilkesi hayata taşınmıyorsa, sosyal devlet ilkesi ihlal ediliyorsa, kusura bakmayın ama ben de bir gazeteci olarak bunu sizler adına hatırlatmak istiyorum. Benim görevim de bu. Olmaz. Herkes işini güzel yaparsa ortada bir sorun olmuyor. Ben de işimi güzel yapmaya çalışıyorum. Benim yani bir yerlerimden uydurduğum bir şey yok. Ben anayasayı hatırlatıyorum sadece. Demek ki Ali Sen amcanı hoş tutamamış. Evet. Yani Ali Sen amcanı kızdırmış. Evet. Ali Sen amcamızı devlet adına kızdırdık. Evet. Evet. Şimdi geçelim siyasete. Tabii sevgili Celal'den bir video isteyeceğim birazdan. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Memduh Büyükkılıcı yeniden gösterdi. Tabii ilçeler hala muallak. İşte kimler aday gösterilecek, kimler işte değiştirilecek vesaire. Bunlar tartışılıyor tabii kentte. Ama bir VTR'miz var. Sayın Memduh Büyükkılıç kente geldi. Açıklanmasının ertesi gün böyle bir görkemli bir karşılama vardı. O seçim startını Seyit Burhanettin Hazretleri türbesinden verdi. O türbenin önünde neler yaşandı onu bir hatırlatalım. Onun üzerinde sözlerimiz var. Sevgili Celal, videomuz hazırsa ekrana bir verirsek seviniriz. Memduh Büyükkılıç. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayını mevcut başkan Doktor Memduh Büyükkılıç olarak açıkladı. Milletimizin hizmet çağrı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve işte Kayseri'ye dün olduğu gibi yarın da büyük bir aşkta hizmet edecek olan kadrolar. Ankara'daki programın ardından Kayseri'ye gelen Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Başkan Büyükkılıç kentte coşkuyla karşılandı. İlk olarak Erkilet Bulvarı'nda Kayserililer tarafından kurban kesilerek karşılanan Büyükkılıç, daha sonra da Seyit Burhanettin Türbesi'ne geçti. Karşılama programında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti teşkilatı, ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda Kayserili hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri seninle gurur duyuyor sloganları atan gençleri selamlarken,
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dualar edildi. Kalabalığa seslenen Büyük Kılıç, gece gündüz demeden çalışacağız dedi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle Allah dostu Seyyidi Burhanettin Hazretlerinin bulunduğu bu ortamda selamlıyor, hoş geldiniz diyor. Allah hepinizden razı olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Kayseri sevdalısıyız. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele vermek suretiyle hizmet sevdalısı olarak her taşına, her toprağına hizmetlerimizi götürdük. Burada görevlendirildiysem sizlerin sevgisi, bizlere olan teveccühü, sizlerin bizlere sahip çıkma duygusu, çok değerli belediye başkanı kardeşlerimizin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın. Şimdi Salih abi sen çok siyasi partilerin adaylarını takip ettin geçmişe gittiğimizde, evet. 70'li yıllardan bugüne kadar. Yani hiç böyle bir seçim startının verildiği bir ortam gördün mü bilmiyorum ama onu görmedim. Birazdan sana sözü vereceğim. Şimdi bu pazar günü yapılan bir görüntü, ortaya çıkan bir görüntü. Pazartesi günü biz birinci gün programında bu konuyu işleyecektik. Pazartesi akşamı bizim konuğumuz İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kazım Yücel'di. Ben sorumu sordum. Dedim ki şu an sizin rakibiniz olan Memduh Bey seçim startını Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nden verdi. Siz de seçim startınızı Kartal Hava Şehitliği'nden verdiniz. Yani görüyoruz ki bir taraf milliyetçilik, bir tarafta işte muhafazakarlığı öne çıkartarak bir seçim propaganda faaliyeti geliştireceksiniz. Dediğimde dedi ki bana, ben dedi sizi muhalif dile sahip objektif bir gazeteci olarak tanımlarım. Ama dedi sizin dedi buna dönük bir sözlerinizle karşılaşamadım deyince ben de dedim ki bugün bu programda siz konuk olmasaydınız biz bu programda bu konuları işleyecektik. Şimdi burada havai fişekler patlatılıyor. Şimdi havai fişek valilik tarafından yasaklandı bu kentte. Neden? Birçok kazaya sebebiyet verdi. Ölümlerle sonuçlandı biliyorsunuz. Hiç ölümle sonuçlanmasa bile havai fişek patlatmak insanlık dışı bir gösteri. Neden? Çünkü hem doğaya tahribatta bulunuyorsunuz, zarar veriyorsunuz. Hem de uykuya yatmış olan kuşların ödünü patlatıp öldürüyorsunuz. Cana kıyıyorsunuz yani bu havai fişekleri patlatarak. Artı Sayın Başkan kendisi de söylüyor. Allah dostu Seyyid Burhanettin Hazretleri Türbesi'nden başladık diyor. Bu meşaleler neyin nesi orada? Ne yapıyorsunuz siz? Orada bir İslam mutasavvırı var. Yani bir İslam filozofu var orada. Orada yatıyor. Yani kendisi oralı değil. Kendisi Tirmizli. Kayseri'ye yolu düşmüş. Kayseri'de hayatını kaybediyor. Ve Kayseri'de edebi istirahatgahında yatıyor. Ve onun yanında onun erenleri var. Onun evliyaları var. Ve yine onun yanında Eratna Beyliği'nin komutanlarından birisi yatıyor orada. Eratna Beyliği biliyorsunuz Kayseri'nin başkentlik yaptığı bir beylik. Evet. Ve Kayseri'nin Osmanlı'dan sonraki ilk belediye başkanı İmamzade'nin mezarı var orada. Evet. Yani orası bir mezarlık. Bu kadar dini istismar ederek yola çıkmak gerçekten ancak ve ancak Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarına yakışır herhalde. Yani şimdi bir seçime gitmek için bir dini bu kadar sembolize edebilmek, insanların inançlarını, inanç değerlerini, kutsallarını siyasete alet etmek ancak bu kadar olabilir kanaatindeyim. Yani itirazım var buraya. Yahu bir de ayrıca ne oluyor? Yani zaten siz bir belediye başkanısınız. Yeni bir aday gösterilmiyorsunuz siz. Siz 1998 yılından bu yana belediye başkanısınız. 1998 yılından 2019 yılına kadar Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptınız. Tam 21 yıl boyunca. 21 yılın sonunda 5 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. Bir 5 yıl daha yapabilmek için partiniz tarafından aday gösteriliyorsunuz. Bu nedir? Ondan öncesi de var. Milletvekilliğiniz 91 var. 91 yılında parti il başkanlığınız var. Onları dahil etmiyorum bile. Ya benim gözüme batan şey şu. Bu türbede, bu ebedi istirahatgâhta muhalefet partisinin herhangi bir adayı bu gösterişli bir tanıtımı yapsaydı, seçim startını oradan verseydi ne olurdu? Olay olurdu. Yani. Daha önce karşılaştınız mı böyle bir şeyle? Hayır, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Kaldı ki
Ben burada şunu çok yadırgadım. Yani bu kadar siyasetin içinde olmuş. Belediye başkanlığı yapmış. Halkla iyi diyaloglar içine girmiş falan. E şimdi aynısını söylediğiniz gibi yeniden aday olmuş bir insan. Yeni aday olmuş gibi tavır takınmasına gerek yok. Ha Seyyidi Burhanettin Hazretleri ziyaret edilecekse biz de ediyoruz. Çok sıkça da gittiğim yer benim yani. Tabii. Ben de sürekli giderim, ama otururum. Ama bunu ben ne sana söylüyorum yani tabii, örnek olarak, ne bir başkasına söylüyorum. Ya ben rüyamda bile gördüm Seyyid Burhanettin Hazretleri'ni. Ne evdeki eşime söylüyorum. Evet. Ben sabah çıkarken affedersin abdestimi alıyorum, oraya uğruyorum. Oradan devam ediyorum. Bunu ben kimseye söylemiyorum. Evet. Söylememe de gerek yok. Evet. Bu benimle Yaradan'ın arasında bir şey. Ya onun ulemasına saygı gösterdiğimi ifade ediyorum. Bu kadar ben ona gidip de ondan bir şey beklentim falan yok. Bir dua falan yapmıyorum. Evet. Şimdi buradaki tamamen suistimal. Tabii. Bir de şöyle düşün. Ya rahatsız ettiniz oradaki ölülerimizi. Ya hem ölüleri rahatsız ettin hem orada ufak çocuklar vardır. O patır patır o şeylerde falan. Öldü. Yani dediğin gibi kuşlar var ağaçların üstü, orası ağaçlık bir yer. Tabii ki. Sonra Erkilet Havalanı ya da Boğaz Köprü, hava seyahati yapıyorsan Erkilet Havalanı, yoksa Boğaz Köprü ki işte karşılama merkezleri, bu iki yer. Evet. Oradan Seyyidi Burhanettin'e gelene kadar kilometreler var. Evet. Ya bu kutlama yapacaksan orada yap. Boğaz Köprü'de orada meskun mahal değil orası. Evet. Varsa da ufak tefek evler var. Orada hiç ağaç da yok, öyle kuş besleyecek falan. Orada yap. De ki yeniden bu görevi bana teveccüh gösterip verdiler. Ben de halkımdan bunu yeniden 5 yıl istiyorum. Oylarına talibim. Verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Ben eksik kalan projelerimi tamamlayacağım. Bunun için bu göreve talip oldum dersin. Çalışmaya başlarsın. Bir. İkincisi, dikkatini çekti mi bilmiyorum. Kayseri Spor bak 7 haftadır mağlup oluyor. Evet. Takım. Evet. Kaç kolunu diyeceksiniz. Onu diyeceğim bak. Oynayan oyuncu sayısı sayısal olarak 7 tane 8 tane eksilmiş. Şu anda o galibiyetleri üst üste alırken ki kadrodaki 7 kişi şu anda yok. Onun yerine altyapıdan çocuklar oynuyor. Onlar da ellerinden geleni yapıyor ama futbolun temeli tecrübe. Yani illaki altyapıdan birileri oynaması gerekiyor, oynayacak. Ama 7'si birden oynadığı zaman maçı kaybedersin. Evet. Oraya o sarı kırmızılı kaşkolla çıkmak değil, onun gereğini yapmak. Bir de şehre menüsüsün sen, en tabii büyüğüsün. Ki, tabii ki. Yani Kayseri Spor mevzusu olduğu zaman nasıl diyorlar ki bu bizim marka değerimiz, başka şeyimiz yok. Kaldı ki var, bir RGS var mesela, Allah'ın verdiği doğal bir marka var. Burada zaten dünyanın tanıdığı. Onun da insanların da olgunlaştırdığı bir Kayseri Spor Kulübü var. E siz Kayseri Spor Kulübü'ne hiçbir şey yapmıyorsunuz ama her ne hikmetse açılışlarda, toplantılarda falan o sarı kırmızı kaşkolu boynunuza atıyorsunuz ya. Onu atmakta utanın bir kere, bir gereğini yapın. Aynen. Şimdi ya sayısal olarak takım düşmüş. Tabii tabii tabii. Sayısal olarak, puantaj olarak düşmüş. Evet. Puanı silinmiş. Evet. Yani şehrin en büyük markası kayboluyor. Ya, tabii konulan temlik başka bir bankaya satılmış. Ya sahip, öyle enteresan şeyler olmuş sahip ki. Sahip çıkacakmış başkan bu arada. Ya burada çıksınlar da görelim işte yani. Şimdi bir tane de fotoğraf karesi var. Şimdi peş peşe bak, bir de onu da göstersin sevgili Celal. Bu da çok dikkat çekici bir şey. Yahu bu nedir? Kayseri için vatansever belediyecilik. Eğer Sayın Büyükkılıç bunu parasını cebinizden karşıladıysanız sizin vatanseverliğinizi sorgulamayacağım. Ama bunun bütçesini belediyeden karşıladıysanız sizin vatanseverliğinizi sorgulayacağım. Bu bir. İkincisi, yahu Kayseri'de sizden başka Büyükşehir Belediye Başkanlığı başkan adaylığı açıklayan belediye başkanları da aday isimler de var ya. Onlara vatan haini mi diyorsunuz siz yani? Ne diyorsunuz anlamadım ki. Bir hafta önce diyorsunuz ki ibadet etmek, hizmet etmek ibadettir diyorsunuz. Bizim için diyorsunuz. Biz hizmeti ibadet biliriz diyorsunuz. Bugün vatanseverliğe konuyu getiriyorsunuz. Bunun harcamalarını nereden yapıyorsunuz? Şehrin billboardlarına bir bakıyorsunuz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının fotoğraf ve sloganlarıyla süslenmiş her yer. Yapmayın etmeyin. Allah aşkına yapmayın etmeyin. Ya bu belediyenin borcu var diyorsunuz.
Söylüyorsunuz. Sizden önceki belediye başkanı borçsuz belediye devraldım dedi. Sonra dedik ki ütüsü bozulmasın diye söylemedim dedi. Belediyenin SGK'ya borcu var. SGK'ya borcunu kapatması için cami veriyorsunuz. Ya ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına ya? Ondan sonra kalkıyorsunuz vatanseverlikten bahsediyorsunuz. Vatanseverlik vatana feda ile olur. Siz vatana neyi feda ediyorsunuz? Ya şimdi bir de şöyle. Cebinizden para verdiyseniz hiç itirazım yok. Sözlerimin hepsini geri alırım. Ama eğer cebinizden para vermeyip bunun bütçeden karşıladıysanız belediye bütçesinden benim orada payım var, benim orada hakkım var, yetimin hakkı var orada. Ya bir de bu... Hesabı sorulur bunun Allah katında. Öyle bir iki tane bir rakette, afişte falan değil bitmiyor. Ki. Bitmiyor. Şehrin baştan her sonra... Her yerinde var. Havalanına kadar, öbür her taraftan yerinde var. Boğaz Köprü'ye kadar. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ya bir seçim uğruna... Benim şahsım olarak söylüyorum ve tırnak içinde söylüyorum. En çok nefret ettiğim söylem bu vatanseverliği gündeme getirip ondan nemalanma talebinde bulunmak. Her şeyi getiriyoruz. Dini de getiriyoruz, ya, Atatürk'ü de getiriyoruz, vatanı da getiriyoruz. Lazım. Her şeyi getiriyoruz. Ya şimdi şu var. Tamam, vatansever belediyecilik yapıyor Sayın Büyük Kılıç. Biz vatansever değil miyiz? Biz Kayserili değil miyiz? Biz bu vatanda da yaşamıyor muyuz? Biz bu vatan için askerlik yapmadık mı? Biz bu vatan için vergi ödemedik mi? Biz bu vatan için seferberlik görevine imza atmadık mı? Yani vatanseverlikteki kasıt nedir ya? Ya vatanseverlik ya diyorsunuz da yani? Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir festival havasında bir kutlama yapmadınız. Gittiniz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdiniz. Ya onu da geç. 10 Kasım Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde yine tuttunuz. O günü es geçmediniz. Basına Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni gezdirdiniz. Hayır şöyle de bir şey yaptılar. Mesela yine Cumhuriyet Meydanı'nda bir şey vardı. Ben burada daha önce de söylemiştim onu. Onun için tekrarlıyorum. Yapmadıkları için söylüyorum. İlk uçağı yani Hollanda'ya ve Avustralya'ya satılan uçaklar Kayseri'de yapıldı. Ya onu biz dillendirdik burada. Biz yani, söyledik. Evet, biz gündeme taşıdık. Atatürk'ün büyük emekleriyle o uçaklar yapıldı. Daha sonra bu iş Amerika devreye girdi. İptal ettirdiler Atatürk'ten sonra gelen siyasetçilere. Siz oraya o uçağın maketini koydunuz. Ama bir Atatürk'ün şeyini koymadınız. Ya, tuttunuz bırakın oraya. Bırakın fotoğrafını, ismini oraya yazmadılar. Yazmadılar. Ya. Oraya bırakın Atatürk'ün ismini yazmayı. İHA'ları, SİHA'ları yapan özel bir şirketin getirdiniz, amblemini koydunuz. Gitti. Ya arkadaş, vatanseverlikse... İstismar değil mi? İstismarın ağababası. Yani. Ya vatanseverlikse bunu lütfen, ya bunu şey yapmayın, kullanmayın, yargılamayın. Bu ülkede yaşayan herkes vatansever. Vallahi yani, biraz önce Alistan amcan ne dedi? Vatan için. 5000 lirasını dedi, ben geri veririm maaşımı, evet, dedi değil mi? Vatan, evet, için dedi. Evet, fazla size dedim. 10 bin lira o zaman size fazla dedim. 5000 lirasını geri ver o zaman, veririm dedi. Ne başım gözüm bunu? Üstüne dedi değil, evet, mi? Vatan elden için gidiyor diyor. Hayır, işte vatanseverlik bu. Evet. O yüzden söylüyor. Yani, evet, şimdi belediye vatansever. Vallahi, nasıl olacak yani? Sayın Başkan'a yakışmayan bir slogan olmuş. Kim bunu düzenlemiş, kim bunu ikna etmiş, başkan nasıl kabul Cumhuriyet etmiş bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatan haini mi yani, vatansever değil mi? İyi Partililer vatan haini mi? İyi Partililer vatan sevmez mi yani? Yani. Veya şey Refah, Saadet Partililer vatan sevmez yani mi? Ya, kaldı ki sınır şehirlerinde savaş görmüş, çok şehitler vermiş, perişan olmuş şehirlerde bile bu söylem kullanılmıyor. Tabii canım, tabii. Hadi diyelim ki bir Gaziantep, bir Maraş, bir ne bileyim Urfa... Bu Fransızların girdiği yerler, oralar. Antalya, İtalyanların girdiği yerler. Oralarda bir savaş olmuş. Hem de göğüs göğüse. Vallahi bir güç zehirlenmesi var. Yani bir hizmet etmeyi ibadet biliyor. Bir Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesine gidiyor. Orayı, oradaki yatanları rahatsız ediyor. Ama bu, bir geliyor vatanseverlikten vurgu yapıyor. Ya bir karar verin. Yani sizin ideolojiniz nedir? Yani ya ben şunu söylüyorum işte. Başta söylediğim de o. Bir güç zehirlenmesi. Eleştirmeyelim. Yani. Tamam, eleştirmek de istemiyorum ama yani bu eleştirilerin zeminini kendileri hazırlıyor. Evet. Şimdi şu raket mi bu, billboard mu? Bu bir reklam panosu. Ya billboardlarda değil mi bu? Evet, şehrin muhtelif yerlerinde billboardlarda da var. Şimdi orada ben şunu beklerdim. Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş emekliye et, doğalgaz ve nakit para yardımı yapıyor. 500 lira da zam yaptı bu arada. Yani, 1000 lira veriyordu, 1500 lira verecek. Evet, 1500 liraya çıkarttı.
Şimdi böyle bir projeniz varsa lütfen onları yazın. Şu varsa Kayseri'yi rahatlatacak, yani biz hükümeti zorluyoruz, bastırıyoruz, heyetler gönderiyoruz. Biz 2028'de planlamaya alınacağı söylenen hızlı treni 2026'da bu şehirden hareket ettirmek üzere çalışıyoruz de. Amenna, başım üstüne. Otobanı Ankara İstanbul en çok kullanan bölüm İç Anadolu'da, Kayseri Ankara. Biz Niğde'ye muhtaç mıyız? Niğde otobanından gideceğiz. Niye bize otoban yaptırmıyorsunuz? Niye bu hükümet hiçbir şeyde zorlamıyorsunuz? Niye buraya getirip bir AFAD'a rica edip ya da AFAD'a emir verip, her neyse o iktidar gücünüz var. Niye deprem bölgesi burası? 18 mahalle lafta da olsa belki 8 mahalledir, belki 10 mahalledir. Niye AFAD buraya gelip bir laboratuvar kurmuyor? O kadar para gelmiş, o kadar yurt dışından, yurt içinden falan AFAD'a yardım, bir sürü para toplanmış. Birazını da harcayın arkadaş ya. Gelin şu Kayseri'ye. Ben üzülüyorum, en yüksek katlı İç Anadolu'da şehir Kayseri. Ya bu burada milyonlarca insan yaşıyor. 1 milyon 600 bin insan yaşıyor. Kardeşim, buranın deprem önlemi alınmaz mı? Onları yazın o billboardlara, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani halkı idare edecek, halka refah payı getirecek bir şeyler yapın, kabul, başım üstüne. Ama biz vatansever belediyeyiz. Nasıl vatanseversiniz? Yeraltı çarşısındaki esnafla kıymalı yedik. Bu mu vatansever? Tabii canım. İyi, yarın ben de yaptırayım. Tabii, sizin yaptıracak bütçeniz var mı ki? Aldınız maaş 12 bin lira, nasıl yaptıracaksınız? Olsun, vatansever söylenecekse. Sayın Başkan her yerden biliyorsunuz iştiraklerden para alıyor. Artı huzur hakkı var, belediye başkanlığından maaş alıyor. Ne yapak, İYİ Parti'nin adayları vaat ediyor. Diyor ki ben huzur hakkı almayacağım diyor. Makam arabasını satacağım diyor. Bunu diyor öğrencilere burs olarak vereceğim diyor. Hem Talas Belediye Başkanı adayı söylüyor. Hem Melikgazi Belediye Başkanı adayı söylüyor. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı adayı işte, söylüyor. Yani ben İYİ A Parti, B Parti demiyorum. Benim söylemek istediğim, bu tür projelerle gelin. Tabii canım. Vatansever. Ya ben vatansever değil mi? Benim çok zoruma gitti bunu görünce ya. 2019 seçim sürecindeki vaatleri biliyorsunuz ki birçok şeyi yapılamadı. Mesela Sabiha kentsel dönüşüm nerede? İhale edilemedi ki, duruyor orada. Niye işte edilemedi? Niye kamurdan zarar uğratıldı? Sayın Kazım Yücel geçtiğimiz pazartesi günü yine söyledi. Kamunun nasıl zarara uğratıldığını. Ya tabii yani şimdi. Ballı villa arsaları sattık. Kime sorduk? 5 yıl önce. İhaleye çıktık mı? Hayır. Adrese teslim ihale şey verdik. Arazi verdik. Ya işte bunları söyleyince siz muhalefetsiniz diyordu. Hayır, biz gazeteciyiz. Biz yani, vicdanı sorguluyoruz. Biz vicdanen bakıyoruz. Yani. Orası bizim öyle duruyor. Bizim vicdanımızın bir tarafı merhamet, bir tarafı adalet. Ya bir de şu da yapıldı orada bak, şeyde, Sabiye'de. O deprem döneminde 6 Şubat'tan sonra bazı işte Suriyeliler oraya çadır kurdular. Niye? Orası yapı olarak çok eski, yıkılabilir diye. E siz inşaat başlayacak diye çadırları da kaldırdınız. Hani başlamadı? Ya. Ya şimdi ne diyeyim? Siyaset, yani şimdi yeni ya, vaatleriyle karşılaşacağız. Yeni projeler olacak. Bunları yaptık diyecek. Ne olacak mesela? Bunları da yapacağız diyecek Sayın Başkan. Tabii bizim toplumumuz yani değerlendirme yapacak. Seçime gideceğiz. Oy verecek. Yani kendisini yönetecek insanı seçecek. Yani seçerken, yani biz her zaman söylüyoruz ya Allah aşkına, yani seçerken biraz dikkatli seçim yapın. Biraz düşünerek seçim yapın. Kendini düşünmüyorsan artık, hayat senden geçtiyse, senin çocukların var. O çocuklarının çocukları, artık senin ikinci çocuğun diye adlandırdığın, ikinci baharını sana yaşatan torunların var. Onların geleceğini bir düşün. Onların geleceği çok önemli. Ya şimdi sonuçta doğru sen ya, bu dünyadan göçüp gideceksin. Onlar yaşayacak. Ama sana hesap soracak. Ediyor. Bunlar olurken, bu memleket bu kadar yani sorunlarla baş başayken, benim dedem, benim ninem ne yapmışlardı? Ya güzel kardeşim, bak şimdi. Tarih boyunca bak. Kurtuluş Savaşı yapılmış. Orada bir yığın insan şehit olmuş. Evet. Memleket kurtulmuş. Arkasından Cumhuriyet kurulmuş. Birçok yatırım yapılmış. Bir eser bırakılmış. Ya evet, çoluğu çocuğu düşünelim de hep biz mi düşüneceğiz? Biraz da idare edenler düşünsün. Ben şurada ki, hayır yani bizim yaş grubumuzdakiler. Patron kim? Patron kim? Patron benim. Bitti. Patron halk. Tamam işte. Patron ya, seçmen. Ya doğru da. Seçmen. Ama işte zihniyet. Kendini yönetecek CEO'yu seçiyor. Tamam da zihniyet.
Bak işte biraz önce seni arayan zihniyet. Nasıl yapacağız? Söylüyorum işte. O zihniyete söylüyorum işte. Anlamıyor. Söyledim. Yani ona söyledim. Anladı mı? Anladı. Haklısın dedi. Dedi bana mi? Verilenle onun aldığı arasındaki paya gelince haklısın dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Ya şimdi demek yine... Demek zorunda çünkü niye? Ortada bir gerçek var. Ya şimdi Sayın bak Balcı, biz bunlara karşı çıkmıyoruz da... Biz gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Gerçek şu. Yahu sen emekliye parça püstük adamı bir sürü şeye sıkıntıya sokarak... Asgari ücretli bir sürü sıkıntıya sokarak bir zam ama görüşülüyordu bu hafta ertelendi falan bu sıkıntıya sokarak adama hak ettiği parayı alın terini vermiyorsun ki bu peygamber emridir. Alnının teri kurumadan parasını vereceksin diyor. Ya bakın. Doyuracaksın diyor. Bak şuraya geleceğim bundan sonra sen devam edersin. Böyle diyor. Bunlar bu kadar bu insanların kazancıyla uğraşırken 55 milyon dolar para verip uzaya adam gönderiyorlar. Şeylerin, Beşli Çete'nin işte o köprüleri, yolları yapanların sürekli dolar bazında, euro bazında paralar yükseliyor. Ödeme şansın neredeyse sıfıra iniyor. Oraya çarçur ediyorsun. Yine emekliyi perişan ediyorsun bu arada. E kalkıyorsun, yığınla araban var zaten. 15 tane uçağın var. Bir uçak sipariş edilmiş. 98 tane de otomobil, sıfır model otomobil sipariş edilmiş. İyi de kardeşim, ya bunu sormazlar mı? Ya bu millet perişanken, sen bu arabaya elin altında var zaten. Bir model aşağı, bir model yukarı, onu mu soruyorlar? Buna bin, şunu alma. Siyasi partiler toplanıp da millet bu kadar perişan. Tamam herkes diyor ki emekliye şunu ver, bunu ver. Ver de, bir kere de bir senden çıksın bir şey. De ki, toplandık biz muhalefet olarak bu parayı almıyoruz. Siz de almayacaksınız. De bir vatandaşın gönlünü kazan ya. Öyle ferdiyle bu iş olmaz. Ya bir kere şunu düşünmeyelim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Allah sana soracak. Sen benim gönderdiğim, kutsal diye saydığım kitabımı okuyup ona mı inandın? Sen benim yarattığım kulumun senin önüne koyduğu ve benim kitabımda emretmediğim dini algılara mı kapıldın diye sana soracak. Ya elbette soracak. Bunun hesabını vereceksin. Sen şimdi bu dini algılarla yani üreten ve seni peşine takan insanların peşinden gidiyorsan sen kula kulluk ediyorsun. Allah'a kulluk etmiyorsun. Evet. Sen burada dini istismar edenlere alet oluyorsun. Onun kadar sen de günahkarsın. Evet. Ha, buna karar verecek olan ben değilim. Buna karar verecek olan Yüce Yaradan. Şimdi Aziz Nesin'in bir eseri var, Zübük. Bunu evet. Biliyorsunuz Kemal Sunal'da. Senaryolaştırılmış bir hikayede evet. Başrol oynadı. Orada her şey apaçık ortada zaten. Yani bir partiden aday oluyor. Yanındaki işte rakibi işte eğitime odaklanmalıyız, okul yapmalıyız dedikçe bu diyor ki bakın diyor okul istiyormuş diyor biz cami yapacağız deyince halk alkışlıyor. Şimdi bizim ülkemizde cemaati olmayan, dolmayan yığınla camimiz var. Ya yapılsın burası Müslüman ülkesi itirazımız yok. Ama cami yapmak, Müslümanlık da, helal de, sevap da, okul yapmak günah ve haram mı? Yahudilik ya, mi bu? Ya 40'ar kişilik sınıflarda çocuklar eğitim görecek, 40, kafası 50. Almayacak. Cemaat olmayan cami yapacağız. Ya bak, sonra da vatandaşımız bunu alkışlayacak diyecek ki ya bak görüyor musun adamları helal ya, olsun diyecek. Ya, her yere var. Cami yapıyor şimdi diyecek. Bak, bunu ben daha önce de örnek verdim hatırlarsın. İran'da cami sayısı 41 bin. Evet. İran'da. Evet. Ya çok daha Müslüman. İslam Cumhuriyeti. İslam Cumhuriyeti. Evet. Adı belli. Evet. 41 bin cami sayısı. Eğitim. Ya okul sayısı. Sayısı 97 bin. İki katı. Bizde cami sayısı 120 bin. Okul sayısı. Okul sayısı 48 bin. Bu kadar basit. Yani bu neyi anlatacaksın? Bu ya? Kadar basit. Başka neyi anlatacaksın? Yani bu kadar basit. Ben hiçbir şey demiyorum. Şimdi bir Bünyan'a gideceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi. 5. aday olarak Bünyan'dan biliyorsunuz belirlendi. Ya ben beklemiyordum ama Selahattin Metin Bünyan Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Cumhur İttifakı'nın tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nden gösterildi ama Cumhur İttifakı destekleyecek. Bünyan'da milletvekili Baki Ersoy'un ve iki il partinin il başkanının katılımıyla birlikte bir konvoy vardı. Bünyan'da Selahattin Metin kamuoyuna tanıtıldı ve seçim startı verilmiş oldu. Sevgili Celal videomuz hazırsa bir izleyelim onun üzerine. Düşüncelerimizi yorum söyleyelim. Yan adayı Selahattin Metin'i ilçeye düzenlediği konvoy ile götürdü. Konvoy, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yapıldı.
Sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan, düşmanlarımızın şerrinden sen muhafaza eyle Allah'ım. Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi önünde gerçekleşen Cumhur İttifakı açık hava toplantısında konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Alnımız dik, başımızı eğdirmeden harika bir görev yaptık," dedi. "Yüzümüz açık, alnımız dik, başımızı eğdirmeden harika bir görev yaptık. Şimdi de Cumhur İttifakımızın yeni adayı Selahattin Başkan'la birlikte Bünyan'ı daha ileriye taşıyarak hak ettiği yerlerin daha da üstünde görmeyi hep birlikte arzuluyoruz." Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da "Bir olacağız, kenetleneceğiz," dedi. "İnşallah bundan sonraki süreçte sizlere layık olacak şekilde çalışmalarımızı yaparken Cumhur İttifakımıza bir olarak, iri olarak, diri olarak Kayseri'ye yakışacak, Türkiye'de kendisine söz ettirecek şekilde desteklerinizi beklediğimi buradan ifade etmek istiyorum. Nasıl ki Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge devlet adamı, lider Devlet Bahçeli el ele, gönül gönüle, sorgulamadan devletin bekası için adeta bu ülke üzerine oynanmak istenen oyunlara karşı bir oluyorsa, et tırnak şeklinde adeta kenetleniyorsa bize ne oluyor? Onun için Allah'ın izniyle beraber olacağız, kenetleneceğiz, onlara layık olmaya çalışacağız." MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Bünyanlıların arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bizim sevdamız hem Bünyan'dır hem Kayseri'dir," dedi. "Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 33 kere Bünyan demişim kıymetli hemşehriler. 33 kere. Bu manada rekor bendedir. 300 küsür kere Kayseri demişim, bu manada rekor yine bendedir. Çünkü bizim sevdamız hem Bünyan'dır hem Kayseri'dir. Kayseri Cumhur İttifakı'nın kalesidir," dedi Memduh Büyükkılıç Başkanım. "Doğrudur. Bünyan'da Üçüncü Hareket'in kalesidir arkadaşlar." Bünyan Belediye Başkan adayı Selahattin Metin ise Cumhur İttifakı'nın ruhunu anlatacağız dedi. "Basmadık toprak, girmedik ev bırakmayacağım. Cumhur İttifakı'nın ruhunu anlatacağız, hizmetlerimizi anlatacağız." Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Şimdi Sayın Balcı, orada çok dikkat çeken bir detay var Bünyan'da. 3 milliyetçi kökenli partinin, bir muhafazakar partinin, bir de sosyal demokrat partinin adayları var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İyi Parti'nin, Büyük Birlik Partisi'nin, evet, 3 milliyetçi kökenli bir parti. Bir muhafazakar parti, Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı, bir önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçilmiş belediye başkanı Şinasi Gülcüoğlu. Sosyal Demokrat dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceden belediye başkan adayı olmuş. 2019 seçimlerinde de belediye meclis üyesi olarak seçilmiş İbrahim Marzuoğlu. Şimdi 5 tane isim yarışacak orada. Ve bu 5 isim içerisinden bir tanesini Bünyanlılar tercih edecekler. Şimdi hep diyorlar ki, mesela kamuoyunda şöyle lanse ediliyor: Bünyan milliyetçi bir ilçe. Evet. Ama 3 tane aday var milliyetçi. Ne olur yani, Bünyan'la ilgili düşünceleriniz, görüşleriniz nedir? Ya şimdi Bünyan doğru milliyetçi bir ilçe. Daha önce de hep MHP'li adaylar, evet, ve bir dönem AK Parti belediyeyi yürütmüşler. Evet, orada bir bölünme olur. İllaki olur. Çünkü Büyük Birlik Partisi, o da Cumhur İttifakı'nda genelde öyle. Evet. Aday çıkartmış bir bayanı. Evet. Yeniden Refah Partisi'nin de güçlü olduğu bir yer Bünyan. Evet. Yani ilçe merkezini saymasam bile bağlı onun köylerinde herhalde, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne denk bir oya sahip. Hı hı. Bildiğim kadarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamı zaten merkezin A'dan Z'ye herkesin tanıdığı biri. Meclis üyesi yapmış, orada herkesin tanıdığı, herkesle sohbeti, muhabbeti iyi olan biri. Biraz bu seçim Bünyan herhalde takip edilecek. Bünyan ne derse genelde o olacak. Şimdi Cumhur İttifakı'nı lanse ediyor Sayın Milletvekili de, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı da. Evet. Hepsi Cumhur İttifakı. Yani dışarıdaki daha önce birlikte olduklarının hiçbirini saymıyor.
Evet. Birlik, dirlik, ne diyor? Kol kola işte sevdamız Kayseri, sevdamız işte şey... Bünyan. Ya biraz da deyin ki sevdamız insanımız, sevdamız hemşehrilerimiz, sevdamız bizim bölgemiz de ya arkadaş ya, biraz da bunu de ya. Evet. Yani buradan şu anlaşılıyor, kimse alınmasın. Ya ben şahsıma şuna alınıyorum. Ya tamam sevdamız Kayseri de, ya biz oyu Kayseri'nin bilmem nesi toprağından, taşından, binasından almıyoruz, insanlarından alıyoruz. Niye sevdamız Kayseri insanı olmuyor diye alınıyorum yani. Evet. Şimdi 2019 seçimlerinde ittifakla gidildi. AK Parti 158 ile seçilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ortaklığında %20 oy almış. Ömer Özcan var, tanırsınız siz de, evet. Spor dünyasından. Bağımsız aday olmuştu o. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmuştu. Bünyan AK Parti'ye verilince bağımsız aday olmuştu. %10 oy almıştı. Yani seçmen sayısı 22 bin. Bunun 19 bini sandığa gitmiş. 17 bin oy geçerli sayılmış. Bu 17 bin oydan 10.494 Özkan Altun almış. 3.667 oy Mustafa Navruz almış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. 1.850 oy Ömer Özcan almış. Saadet Partisi 4. parti olmuş. Büyük Birlik Partisi 540 oy almış. Şimdi bir hanımefendiye aday gösterdi Büyük, evet, Birlik Partisi orada. Yani bilmiyorum şimdi tabii şöyle de bir durum da var. Bünyanlılar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden alınıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilince tepki oluşup ve Şinasi Bey'in de bir önceki dönem belediye başkanlığı yapıp ikinci döneme tercih edilmediği için hakkı yendiğini düşünüp adres değiştirip yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak Şinasi Bey'i destekler mi? Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak Selahattin Metin'i destekler mi bilmiyorum. Çünkü Selahattin Metin de biliyorsunuz Bünyanlı. Bünyan'ın bir mahallesinden, Taçın mahallesinden o nüfusa kayıtlıymış. Yani göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi böylelikle seçim startını Bünyan'dan başlatmış oldu. 5 ilçede adayları var. Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Özvatan'da. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte bir seçime gidilecek. Büyükşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday olarak Memduh Büyükkılıç desteklenecek. Ve 16 ilçenin 12'sinde, 11'inde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, 5'inde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları desteklenecek. Buradan İYİ Parti'ye bir bakalım. İYİ Parti'nin merkezdeki adayları, ki kırsalda da adayları var. Merkezdeki adayları tam gaz sahadalar ve çalışmalarına devam ediyorlar. İşte Büyükşehir'de Kazım Yücel aday, Melik Gazi Sedat Kılınç, Talas'ta Göker Gözütok ve Koca Sinan'da Yurdayar Şahin aday. Bu dört isim de şu an işte projelerini olgunlaştırıyorlar, oluşturuyorlar. Önce bir baktılar, sorunları tespit ettiler. Bunun çözümüne dönük işte liyakatlı bir kadro kurdular. Buna dönük olarak işte projelerin belirlenmesi için start verdiler. Şimdi biz konuk ediyoruz. Zaman zaman konuk ettiğimizde işte projelerimizi açıklayacağız. Bazı projelerimiz var diye işte sır gibi saklıyorlar ama bazen işte bir işte, gazetecilik tecrübesini kullanarak ağızlarından o projelerini alabiliyoruz yani. İşte bu projeler halkla buluşturulacak ama halkla daha buluşturulmadan çarşı, pazar, esnaf, dernek, vakıf vesaire gibi toplumun yoğun olduğu kesimlerde gidiyorlar. Önce dinliyorlar, sonra işte halka kendilerini anlatıyorlar. Ve şu an için birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi henüz adaylarını açıklamadığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de önce ilk adaylarını açıklayan parti İYİ Parti olduğu için şu an en alternatif partinin parti İYİ Parti gibi değerlendiriliyor toplum nezdinde, evet, Kayseri'de. Evet, evet, evet. Şimdi çok da bakıyorum, motivasyonları yüksek, moralleri yüksek, soruyorum diye işte hem Kazım Bey'e, hem Sedat Bey'e, hem Göker Bey'e, hem Yurdayar Bey'e, niye bu kadar morallisiniz, niye bu kadar mutlusunuz dediğimde kazanacağız diyorlar. Kazanacağınızın ötesinde diyorlar ki ya yani biz beklediğimizin ötesinde bir teveccühle karşılaşıyoruz diyorlar. Yani seçmen bize, biz daha gidip merhaba demeden, selamünaleyküm demeden sarılıyor diyorlar yani. Bu da bize gücümüze güç katıyor, enerjimize enerji katıyor. Yani bize serotonin yayıyorlar. Bize yani endorfin salgılıyorlar diyorlar. Vallahi bilmiyorum yani çok moralliler. Ne olur yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 1994 yılından bu yana, Refah Partisi döneminden gelerek 1994 yılından 2024 yılına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi 30 yıldır Kayseri'yi yönetiyor. Ama şimdi en alternatif olarak İYİ Parti'nin adayları gösteriliyor ve seçmen nezdinde de bir karşılığı olduğu görülüyor. Görülüyor. Ne, evet, olur yani bir denge değişir mi? Yani şimdi İYİ Parti'nin adayları, tırnak içinde söylüyorum,
parti teşkilatları çok çalışır durumda değil herhalde ya da yeni geldi. Değildi. Yani adayları açıklanana kadar sahada hiçbirisi yoktu. Yoktu, evet. Evet. Şimdi insanlar mutlaka bir alternatif ararlar. Bu siyasette de olsun, başka yerde de olsun alternatif olmayan olmaz. Şimdi şu gözüküyor, hem yüzde olarak geriden başlıyorlar. Aha. Yani bir iktidar partisinin milletvekili, evet, şey, belediye başkanları var. Ve 30 yıldır ya da 25 yıldır bu şehri idare ediyorlar. Yani ya 20-0 falan geriden başlıyorlar. Belki de 30-0. Evet. Onun için sahada olmaları, çalışmaları, 7-24 kendilerini anlatmaları vazgeçilmez bir husus. Onun için sahada olmaları, çalışmaları iyi. Bir de şu da var, onu da söylüyor vatandaş. Ya işte biz buraya vermesek alternatif olarak işte İYİ Parti'nin adaylarına vereceğiz. Çünkü Kazım Bey'i tanıyoruz, Yurdayer Bey'i tanıyoruz, işte Göker Bey'i tanıyoruz falan diyorlar. Bu da iyi bir gelişme. Yani bu anketle falan bu sonucu alamazsınız. Alamazsınız. Kulaktan kulağa yayılan yani, bir propaganda var bu, şu an. Bu propaganda bu daha önce, yani 94 yılından önce, 94 seçimlerinden önce bu partinin, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin isim değiştirmeden ki eski hali aynı fısıltıyla devam etmişti. Hı, kulaktan kulağa yayılmıştı. Tabii yani. O zaman ben bir gazetenin genel yayın yönetmeniydim. Bunları kimse kale almıyordu. Biz geldiler, biz ziyaret ettik falan görüştüğümüzde. Yani aynı şey vardı. Bize teveccüh çok fazla. Biz kazanacağız diyorlardı. O zaman işte Doğru Yol Partisi vardı, Cumhuriyet Halk Partisi vardı, Milliyetçi Hareket Partisi vardı falan. Buna rağmen ben bile diyordum ya, adamlar ne kadar şey, ya iyi niyetli. Ufku ne kadar şey görüyorlar böyle ya. Demek ki siyaset kaybedeceğiz diye çıkılmıyor, kazanacağız diye çıkılıyor diye algı. O şekil şimdi, yani o 94 seçiminden önceki, ha, bunu gördünüz yani, algı şimdi şeyde, İYİ Parti'nin adaylarında var. Güzel. Gözüküyor yani bu. Hmm, tespit doğru. Onun için de ama bu teveccüh var bize. Her yer bizi karşılıyor. Biz bu seçimi kazandık rehavetine kapılırlar ise evet, orada sonuç alamazlar. Evet. Çünkü iktidar belediyeleri senin tavrına göre yön çizecekler. Yön çizecek ve tedbir alacak. Tabii. O tedbirde elinde o imkan var. Evet. Sende yok ama onlarda var. Çünkü evet, bakanıyla da mücadele ediyorsun, belediye başkanıyla da, milletvekiliyle de, taraftarıyla da, trolüyle de, öyle bir kişiyle mücadele etmiyorsun. Yani Kazım Yücel'i örnek alırsak, mücadele ettiği kişi sadece Memduh Bey değil. Değil, değil. Bir devlet gücü var. Bir orada. Devletle mücadele ediyor. Tabii, tabii, tabii. Onun için de yani normal şartlarda işte 7-8 saat uyuyorsan artık 1-2 saat uyuyacaksın. Orayı bile değerlendireceksin. Bir gün camiye gideceksin, bir gün işte bilmem nereye gideceksin. Alanı sürekli genişleteceksin. Köylere, kasabalara gideceksin. Ki interland olduktan sonra oy, eskiden mesela Kayseri'de internant olmadığı dönemlerdeki seçimlerde demokratik partiler, yani sol parti, muhafazakar olmayanlar diyorlardı ki işte bir battal altını, yani sizin bu mahalleyi ya da Yıldırım Beyazıt'ı ya da ki şeyi, Sancaktepe'yi falan, oraları alabilirsek biz bu seçimi kazanırız. Şehir merkezini kimse hesaba katmıyordu ilken. İnternant olunca yine şehir merkezi hiç hesaba katılmıyor. O hep ekstra oluyor. Şimdi ilçeler ve onların köyleri bazında oy çokluğu, yoğunluğu hesaba katılıyor. Onun için de merkezden ziyade hem ilçe belediye başkanlığını desteklemek adına hem de kendilerini anlatmak adına bu köyler ve o 17-16 ilçeyi dolaşmaları daha çok menfaatlerine olur. Yani oradan da rücu etmemeleri lazım. Yani geri adım atmamaları lazım. Bu böyle bir algıyı, böyle bir teveccühü yakalamışken de bunun üstüne gitmeleri lazım. Evet. İktidar belediyelerinin söylemlerine falan da dikkat etmemeleri lazım. Evet. Yani ben öyle görüyorum. Ben katılıyorum bu dediğinize. Yani bir rehavet yani bu işi bitirebilir dediğiniz gibi. Yani görmeden devam edeceksiniz. Tabii yani ki. Yolunuza bakacaksınız. Yani,
Ama şunda çok projeniz neyse çok başarılılar, onu görüyorum. Mesela nasıl bir çalışma temposu içerisinde olduklarını görüyorum. Dikkatli ve bir ekip çalışması içerisinde hareket ediyorlar. Bir artık görünmeyen bir teşkilat artık yanlarında. Yani sahada görünmeyen bir teşkilat yani artık öyleydi. Yanlarında. Ve dolayısıyla kendi planlamalarını yapabiliyorlar. Çünkü o güce sahipler. Mesela bir Kazım Yücel'i yaban atmamak lazım bu memlekette. Bu şehrin vicdanı olmuş bir isim sonuçta. Yani geçtiğimiz işte programda sordum. Dedim ki yani siz onca yıl meclis üyeliği yaptınız. Sizin itirazınıza rağmen, karşı çıkmanıza rağmen, oy çokluğuyla da olsa yani kabul edilen ve sizin reddettiğiniz ve sizin vicdanınızı sızlatan bir madde oldu mu diye sordum, bir konu oldu mu diye sorduğumda. Ah dedi, yani birden fazla oldu ama dedi hiç unutamadığımı söyleyeyim dedi yani. Avrupa Birliği'nden hibe alınacak. Kimler için? Sığınmacılar için. Eğitim hibesi. Alındı diyor. Yani. Ve bu sığınmacı bir kanayan yara bu ülkede diyor. Yani bu benim vicdanımı sızlattı diyor mesela. Yani bu gibi Kazım Yücel gibi tanınmış bir ismi, partisinden daha da çok tanınan bir ismi. Ya kökeni de yani MHP'den geldiği için yani hem o milliyetçi cenahtan, tabii. O cenahtan. Evet. Yani orada işte muhafazakar da var, milliyetçisi de var, Atatürkçüsü de var. Yani mesela işte Sedat Bey yani bir bedel ödedi siyasette ve şimdi geldi İYİ Parti'de, ben de varım dedi. Ve milletvekili adayı olarak gösterildi biliyorsunuz. Ben sıralamasına hiç bakmadan, enerjisini de hiç düşürmeden çalışmalara gün be gün, an be an katıldı ve seçmenle buluştu. Gitti, anlattı, dertlerini dinledi. İYİ Parti iktidara gelirse neler yapabileceklerini söyledi. Vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Yılmadı yani benim sıralamam. Arkalarda kaldı, seçilemeyeceğim yerlerde. Bu hiç motivasyonunu düşürmedi. İşte Göker Gözütok yaşadığı haksızlıklardan ve hukuksuzluklardan dolayı mücadele ortamı bulamadı kendisine. Ve bir işte sektöründen meslektaşlarıyla birlikte bir dernek kurdu, KAYMDER. Kamu Müteahhitleri Derneği. Gitti iktidar partisine, mecliste. Mücadele etti. Tabii bir lobi oluşturmak istedi. Hani bizi bir duyun dedi ya. Yani enflasyonun mağduruyuz biz dedi. Ve biz zarara uğratılıyoruz dedi. Zarara uğratılınca biz ihaleyi tek taraflı feshettiğimizde artı cezalandırılıyoruz dedi. Belli bir süre ihaleye katılamıyoruz dedi. Tabii şartnamede ne varsa tabii, o. Baktı ki iktidar partisinden bir sonuç alamıyor. Bu sefer muhalefet partilerinin milletvekillerine gitti. Salt Kayseri milletvekilleriyle sınırlı tutmadı bunu. Başka illerin, kentlerin, grup başkan vekillerinin kapılarını çaldılar. Bir mücadele ortamı doğurdu. O mücadelenin sonunda baktı ki bu iş siyasetsiz olmuyor ve siyasete atıldı. Yani İYİ Parti'den giden teklifi kabul etti ve Talas'ta ben de varım dedi. Şimdi bu kırlangıç diye adlandırılıyor abi. Senin döneminde yoktu galiba, senin sahada sıcak haber arayışı içerisinde aktif gazetecilik yaparken bu tür propaganda araçları yani materyaller o kadar zengin değildi herhalde. Değildi yok. El ilanları dağıtırıldı galiba. Yani. Afişler asılırdı değil mi? Pankartlar gerilirdi. Ya bu kadar billboard, traket falan da yoktu. Yoktu yani. Değil mi? Şimdi dijital materyaller var artık. Dijital bildiriler, dijital afişler vesaire onlar artık kullanılıyor. Bir de şimdi bu kırlangıç diye adlandırılıyor işte. Orta refüjlerdeki hem ağaçlara hem ışıklandırma direklerine. Uzun yıllardır var da çok pahalı bir matah olduğu için o zaman. Beziyle, baskısıyla falan. Yani çok kullanılmıyordu. Bunu İYİ Partililer çok iyi kullanmışlar bu seçim sürecinde. Hem Melikgazi'de hem Talas'ta yani girmedik sokak cadde bırakmamışlar. Ya şimdi şeylere bakıyorsan raketlerde, billboardlarda, işte köprü geçişlerinde falan ya Sedat Kılıç var ya Talas tarafında Gözütok var. Ya yani bunlar zaten 1-2 yıldır oralara para veren insanlar yani illaki kişisel şirketlerinde kullanıyorlarsa o materyalleri siyasette de kullanacaklar illaki. Şimdi iki başlığımız daha var abi. Zamanımız da dar. İsterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben yorumlayayım, Kayseri Spor'u siz yorumlayın. Tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi merkezde henüz bir aday açıklamadı. Sadece Talas'ta bir aday adayı var. Netleşmiş bir aday adayı var. Sıcak gelişmişti. Emreyan adaylıktan, aday adaylığından çekildi. Büyükşehir'e işte adaylık için müracaatlar olduğu söyleniyor. Sayın İl Başkanı genel merkeze davet edildi. Genel merkeze gitti. Ne sonuç aldı? Henüz basın aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmadı. İşte Melikgazi'de Koca Sinan'ın ilk kuruluştaki
başkanlık görevini üstlenen Alihan Alçı'nın oğlu Özgür Alçı'nın ismi geçiyor. Koca Sinan için daha önceden 2014 seçimlerinde aday olmuş Mustafa Yıldız'ın ismi geçiyor. Büyükşehir için tabii Mirza Binboğa'nın adı çok geçiyordu ama kendisi işte bir mesaj da paylaştı. Ben ne aday ne de aday adayı değilim artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde diye. İşte eski milletvekili Şevki Bey'in adı geçiyor, Şevki Kulkuloğlu'nun. Aşkın Bey'in adı geçiyor. Bakalım yani İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi kimden yana bir tavır alacak ama bir sistemim var benim. Yani partisi zarar görmesin diye çok detay vermeyeceğim ama Talas Belediye Başkanı aday adayı kendisinin ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerine yani bağlı olduğunu, ne kadar işte o ahlaki değerlere sahip olduğunu kendisi kabul ediyor ve buna rağmen ben aday adayım diyorsa benim diyecek hiçbir sözüm yok. Ama kendisi bir tarttığında, kendini bir tarttığında gerçekten ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve Cumhuriyet Halk Partili kimliğini gerçek manada taşıyabiliyorum diyorsa benim hiçbir sözüm yok. Yani benim aslında çok söyleyecek sözlerim vardı kendisiyle ilgili ama partisi zarar görmesin. Kişi üzerinden bir partiyi yani, ben, evet, yani kişi üzerinden koskoca bir partiyi ben yani yeğleyemem. Yani o partiye toplum nezdinde aşağılayamam. Bu iktidar partisi için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli. Bir de seçim ortamı MHP yani. İçin de geçerli ama kişiler gerçekten bir siyasete giriyorlarsa ya, kendini önce bir tartmalı. Ya varsa bir geçmişiyle, bugünüyle, yarınıyla bir tartmalı. Yani ben dürüst bir insan mıyım? İlkeli bir insan mıyım? Ahlaklı bir insan mıyım diye bir tartmalı. Onu anlamıştır. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler bu yönde. Bir önümüzdeki hafta MYK toplanacak. O toplantıda... Ya 7 Şubat'ta hepsi bitiyor zaten mecburen. Bütün adaylar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediliyor. Onun için daha 7 Şubat'a kadar vakit var demektir bu. Kayseri Spor bugün de mağlup oldu abi Samsun Spor'a. Evet, Kayseri Spor artık... 3 puanımız da silindi. Kayseri Spor ne yapacağız? Düşecek miyiz abi takımı? Ne yapacağız? Yoksa ciddi tutacak mıyız? Başarabilecek miyiz bunu? Yani için işte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Vekiller, Kayseri sevdalısı olan herkes bu işe el atmalar lazım. Ortada bir cenaze, gerçek bir cenaze var. Buna omuz atıp kaldırmaları lazım. Kayseri Spor tarihinde bizim Faruk yazmış. Tarihinde 7 maç üst üste hiç kaybetmemişti diye ama orada herhalde bir dönemi unutmuş. Ertuğrul Sağlam döneminde de bir 7 maç kaybetmişliği var üst üste. Evet. Yani takımlar baş kaybeder. Bu bir sıkıntı değil. Şimdi Kayserispor'un en büyük handikapı bir kere tahtası kapılı, hiç kimseyi tehdit gücüne sahip değil. Yani bak iyi oynamazsan seni gönderirim yerine devre arası geldi adam alırım deme lüksüne sahip değil. Kayserispor bir. İkincisi sayısal olarak çok düştü. Yani bu maçları kazandığı dönemlerdeki kadroya bakarsan şu andaki kadroyla 7 tane adam eksik. Hem etkili adamlar eksik. Kimi sakat, kimi işte şeyde Asya Kupası'nda bir Asya Kupası çıktı. Yani burada takımların hepsini perişan etti. Sadece Kayseri Sporu değil. Ama en çok zarar gören, en çok etkilenen Kayseri Sporu oldu. Evet. Yani Kayseri'de Kayseri sevdalıları var ya, evet. Sayın vekiller, sayın bakanlar falan. Onların bir an önce el atıp bu tahtayı açtırmaları lazım. Yoksa bu takım küme düşer. Küme düşmekte de kalmaz. Kapısına kilit vurulacak seviyeye kadar gelebilir. Küme düşer demek zaten yani bir Bursa Spor, Eskişehir Spor, Erciyes Spor örnekleri var. Evet. Olacağı ondan daha iyi olmaz bu kadar borçla, bu kadar parayla. Yani Kayseri Spor'un yeniden lige dönmesi de en az 10 yıl alır. Sıfırdan tekrar takım kuracaksın. Adına Yeni Kayseri Spor mu dersin, Öz Kayseri Spor mu dersin. Başka türlü mümkün değil olmaz. Öyle çıkarsın o da en az 8-10 yılını alır. Evet. Onun için fırsat bu fırsat deyip şu anda puan olarak da aslında iyi durumda. Yani ama bu tahta açılıp bu sayısal oran yükseltilmediği sürece Kayseri Spor çok sıkıntılı günlere gebe. Bunu söyleyeyim. Evet. Zaten teknik heyet de muhtemelen bunu kulüp başkanına iletmiştir. Ali Çamlı da bir günde olsa birkaç daha dosyayı halledip tahtayı açtırma için çalışıyor.
Olabilir mi böyle bir şey? Sen yani, bunun için soruyorum. Olabilir. Devre, daha önce oldu sezon ya. Sezon başında da olmaz dediler ama oldu. Oldu yani. Şimdi yine de olmaz olur. Çığırtkanlığı yapıyorlar. Lafazanlık ya, yapıyorlar. Ya şimdi şöyle. Olabilir mi yani? Olabilir. Yani bu 2-3 dosya halledildiği zaman olabilir. Daha önce de biliyorsun dosyalar halledildikçe evet. Tahta açılmaz dediklerinde açılmıştı. Tahta açıldı da ne oldu? Onu iyi değerlendiremedik. Aslında değerlendirme fırsatı elimize geçti ama takım o zaman iyi durumdaydı. Sayısal olarak da iyi durumdaydı. Evet. Bir ihtiyaç duyulmadı. İlave transferler yapıldı. Bir de benim de dahil, yani bütün spor kamuoyunun altyapıdan büyük beklentisi vardı. Evet. Yani aşağıdaki, vardı, yani aşağıdaki doğru. Çocuklar çıkar oynar diye düşünüyorduk ama o verimliliği birkaçı hariç gösteremediler. Yani bu da bir eksiklik. Ama o çocuklara da ben yani yargılamıyorum. Onları da şey yapmıyorum. Bir takıma genç motive etmek için 6 tane 7 tane adam sokarsan motive edemezsin, motiveyi düşürürsün. Evet. Ama 1-2 olsaydı mesela 2 tane adam girdi, oynuyor bir Baran oynuyor. Bir o tür adamlar teker teker girerdi. Biz mecburen sayısal eksiklikten dolayı 7 tane 6 tane genç çocuk soktuk. O çocuklar da canla başla çalışıyor ama bir yere kadar. Evet. Burada ben kimseyi suçlamıyorum. Çünkü orayı biliyorum, ortamı da biliyorum. Yani bu işin bu şartlarda olmayacağını da biliyorum. Evet. Bu şartların değişmesi için A'dan Z'ye yani bizden de bir talep olursa onu da yerine getirmek kaydıyla Kayserispor'un sıkıntısı şu temlikten kurtulup şu tahtayı açtırması. Başka hiçbir şansı yok. Bak bugün küme düşme hattındaki Karagümrük 21 puanda. Biz 26 puandayız. Evet. Hatla aramız kapandı. Evet. Yani lig üçüncülüğünden lig 11'inciliğine düştük. Evet. Ya bu da sürekli düşüyoruz. Aşağıdakiler de yükseliyor. Aşağıdakiler maç kazanmasa 26 puan, 28 puan, 30 puan falan bizi 1-2 maçta alırsak sürüklerdi, ligde evet. Bırakırdı. O imkan da gitti. Evet. Yani bir Pendik Spor dünyanın transferini yaptı. Ki en yakın yani bize yani yenilmeyecek takım İstanbul Spor bizi yendi gitti. Yani İstanbul kendi Spor. Evimizde. İstanbul Spor bugün de yani 70'in dakikaya kadar Galatasaray'a 1-1 berabere gitti. Yok, 3-1 mağlup oldu. Sonra işte zaten galibiyet kaçırsan arkası 3 olur, 4 olur. Kayseri Spor'un herkes ama yani muhalefet yapmadan ya bundan başkan olur mu, bundan hoca olur mu, bundan topçu olur mu? Öyle köşe başlarında eleştirmek yerine yardımcı olmaları gerekir. Evet. Yani bakanlık yapmış vekilimiz var. Tabii. Daha önce bakanlık yapmış ve aynı bakanlıkta tekrar göreve devam eden bir bakanımız var. Evet. Her fırsatta ellerini yukarı kaldırıp 7-6-5 yani milletvekili sayımız var. İktidar partisinden. Muhalefetten olsaydı bir şey, ne yapacak adam dersin. Bunların hepsinin elini taşın altına koyması lazım. Evet. Bu yönetime başka yönetim de yok. Bu yönetime sahip çıkıp bu tahtayı açtırmaları lazım. Yani şart bu. Yoksa gerçekten durum çok vahim. Bir hatırlatın şu şeyi. Eskişehir'i bir hatırlatın. Ya Eskişehir işte. Yani Bursa'yı bir hatırlatın. Ordu Spor, Bursa Spor, Erciyes Spor ya burnumuzun dibinde ya. Yakında yani. Ya şu takım mi? Düşmüş, kapısına kilit vurulmuş, adı silinmiş. FIFA bu şeyde son bir ay, bir hafta önce ya transfer yasağı koyuyor ya. Evet, ya böyle bir şey yok. Böyle bir mantık da yok ya. Yabancı futbolcu alıyorsan sözleşmesini çok avukatlar, hukukçular nezdinde yapacaksın. Evet. Umarım dediğiniz gibi olur. Vallahi yani ben yani üzülüyorum lazım. Gerçekten evet. Gerçekten yani Kayserispor yırttı diyordum. Evet. Çünkü tamam. Lig üçüncüsü 29 puan. En yakın takipçisine 11 puan, 12 puan fark atmış bir takım. Geldi baraja indi. Evet. Yazıktır. Yani buna artık yani buna, böyle laga lugayla değil. Buna sebep olanlar da şimdi evet. Keyif çatıyor. Vicdan yani keyif çatıyor. Acaba vicdanları lazım. Rahat mı bilmiyorum. Yani bunun hesabı bir şekilde sorulur. Bir yani, de gariptir. Kayseri'nin markası diyoruz. Maçlarına gidiyoruz. Her bu bizi gördüklerinde her köşede bizi sıkıştırıyorlar. Ne olacak bu Kayserispor diye. Evet. Ama
düşsün diye dua edenler de var ya. Ya ben ya gazeteciler içinde de var ya. Ben var çok, her kesimde ya, var. Abi ben gerçekten anlayamıyorum. Ne bekliyorlar acaba siz, bilmiyorum ki. Siz bir de yani Spor Yazarları Derneği'nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ikinci başkanlık görevini yapıyorsunuz. Yıllarınızı vermişsiniz bu Kayseri evet. Spor'un başarısı için. Yahu sizin yani spor gazeteciliği yapan gerçek meslektaşlarınız evet. Değil mi? Yani evet, gerçek yani, derken, spor gazetesi vardı. Benim. Şöyle yani şöyle gerçek meslek. Spor gazeteciliği yapan gazeteci meslektaşlarımız Kayseri Spor'un düşmesini istiyor ya. Niyemiş? İşte Ali Çamlı iyi yönetemiyormuş. Yahu Ali Çamlı iyi yönetemiyor diye Kayseri Spor'un suçunu niye düşünüyorsun arkadaş? Ha, onu iyi yönetemiyorsa iyi yönetenini bul getir, lanse et. Peki ondan önceki daha kötü yönetmiş ya, madem öyle. Bugünkü... para kazanmış gitmiş, başkan anlattı burada. Bir ya futbolcuya... bugünkü duruma gelmemize sebep o. Evet. O hiç eleştiriyor. Vay efendim neymiş? O başkan onun yönetiminde değil miymiş? O zaman niye yazmadın? Ya istifa etti zaten bu. Niye yazmadın o zaman? Menajerlik mevzusu. Hiç kimse bu Kayseri Spor Kulübü'nün borcunun ne kadar olduğunu açıklamadı. Başkan burada takır takır açıkladı, cevap verdi. Evet evet, daha da ileriye gidecekti ama süre yetmedi. Evet. 2,5 saat program yapmışız burada. Evet. Kayıtlar da var, açsınlar baksınlar. Evet. Hem Facebook'ta duruyor hem YouTube'da duruyor, her yerde var. Açın bakın. Tarihi de belli, 28 Aralık 2023. Ya işte koskoca Kayseri'de yani bir Allah'ın kulu çıkıp da kendisi söyledi burada. Yarını beklemeyelim dedi. Hemen bugün olağanüstü kongre kararını alalım. Kim talipse devredelim. Teslim edin, biz burada oturma meraklısı değiliz dedi. Sen üzülüyorsun değil mi bu arada? Ben üzülüyorum tabii ya. Çünkü Kayseri Spor'un yani çok maçlarına gittin değil mi? Çok yani. Bir de çok hukukumuz var. Adamların yani sızlanışına, sezlenişine bakıyorum. Üzülüyorum ya. Değil mi? Ve buradan nerede? Bak çok basit bir şey. Yani, vakit bu durumu doldu da. Hissedemedikleri için üzülüyorsun değil mi? Hissetmiyorlar işte. Hissedemiyor. Gazeteciler de hissedemiyor. Fehmi Kuş, Allah uzun ömürler versin hayatta. Kayseri Spor'un başında. İstanbul'dan falan da bir yığın futbolcumuz var ki çoğu ligde oynadı. Profesyonel. Buradan çarşambaya, kupa maçına gidecek takım. Samsun çarşambaya. Samsun çarşambaya. Buradan Fehmi Hoca, ki Kayseri Spor'a çok emeği var. Altyapısından üst yapısına kadar, hem de Arnas'tayken de öyle. Diyor ki bak çocuklar paramız yok. Kulübün parası yok. Otele yatmayacağız, otele gitmeyeceğiz. Kayserili olanlardan Mustafa Avcılar falan vardı o zaman. Onlara diyor ki siz de börek, çörek bir şeyler yaptırın. Getirin. Orada gidiyorlar. Orada bir su kenarına oturuyorlar. Buradan götürdükleri malzemeleri yiyecekler çocuklar orada. Bunlar maça kendi çıkacak yani. Erzaklarını kendileri götürüyor. Tabii yani. Ki. Bunlar maça çıkacak bir de orada. Yani bir mahalle takım pozisyonu var ortada. Mahalle ne? Sokak takımı. Vay be. Bir otele gidemiyor, bir lokantaya giremiyor. Orada benim şu halen görüştüğüm İstanbullu bir dostum var. Oraya girince diyor ki o biraz onlardan bir iki yaş farkı var, büyük. Herkes diyor eşofmanını çıkartsın, test giysin diyor. Otobüsten inerken. Diyorlar ki ya abi niye çıkaralım diyorlar ya. Lan çıkarıp test giyin işte öyle diyorum, öyle yapacaksınız diyor. Neden? Neden? Kayseri Spor yazıyor sırtında, okunmasın. Rezilliğimiz görülmesin. Aşağılamasın diye öyle yap. Ya bu takım buralardan geldi ya. Yazık, günah, yapmayın ya. Bu büyük bir dram. Vallahi billahi ya. Bu büyük bir dram. Yani bundan daha kötüsü olamaz herhalde. Daha olmasın kötüsü da. Olamaz. Bir de Mustafa Uğur bir anısını paylaşmıştı. İşte kaptan olduğu. Bu yaşanmış bir gerçek evet. Yani. Mustafa Uğur da o takımdaydı. Yani deplasmana gidecekler yine. Takımın parası yok. Gitmiş eve kaptan olduğu için eşinin kolundaki bilezikleri evet. Getirmiş, bozdurmuş ve takımı deplasmana böyle götürmüşler. Yani. Evet. Gerçekten dediğiniz doğru. Yani bir Kayseri Spor Kulübü'nden bahsediyorsunuz ve Süper Lig'de bu kulüp şu evet. An. Evet. Orcu da varsa, iyi yönetilemiyorsa da, futbolcular kötü de oynuyorsa bir sebebi vardır arkadaş. Bir desteğe ihtiyacı var bu takımın. Öncelikle tabii ki taraftarlar, yani şehrin halkı taraftar desteği olarak destek verebilir ama bu şehri idare edenlerdir bunun sorumluları. Evet. Bugün Kayseri Spor kaşkolunu boynunuza takıp Seyit Burhanettin Türbesi'ne gidip orada görkemli bir karşılama töreniyle halkı selamlamak değildir Kayseri Spor'a sahip çıkabilmek. Ya da sevdamız Kayseri'dir diyerek Kayseri Spor'u görmezden gelmek değildir Kayseri Spor'a sahip elbette çıkabilmek. Tabii. Ama ben o Bakir Soy'u gerçekten takdir ediyorum bakın bu konuda. Her maçına gidiyor. Her maçta bir algı yaratıyor. Ben buradayım algısını yaratıyor. Diğer milletvekillerin mesela Sayın Aşkın Genç de mesela bu anlamda çok takdir ettiğim bir kişidir. Sahipsiz bırakmıyorlar yani takımı. Zaten olması gereken de bu.
sanayicilerimizin, oto başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın, valimizin, milletvekillerimizin bu takımı sahip çıkmalı, sahipsiz bırakmaları halinde halk da sahipsiz bırakır. Ya bir sürü STK var, bir sürü bütçeleri var, bir sürü paraları var. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum abi. Güzel bir program daha geride bırakacağız. Değerli izleyenler, Duayen Gazeteci meslektaşım, kıymetli ağabeyim, değerli büyüğüm Salih Balcı ile birlikte hafta içerisinde neler yaşandığını derledik, toparladık. Konu başlıkları belirledik ve burada tartıştık. Bizim derdimiz kimseyi üzmek değil. Bizim derdimiz tamamen vicdanları rahatlatmak. Bizi doğru anlayın lütfen. Yanlış anlayabilirsiniz ama yanlış anladığınızda lütfen bir kere deyin ki ya bunlar bir şey söylemeye çalışıyor olarak algılayın. Biz bir siyasetçi falan değiliz. Herhangi bir siyasi partiye sizi kanalize etmiyoruz. Herhangi bir siyasi partinin arkasından da sizi götürmeye çalışmıyoruz. Diyoruz ki daha refah seviyesi yüksek, daha yaşanılabilir bir imkanı bulabileceğiniz vaatlerin peşinden gidin. Denenmişi denediniz, bir de denenmemişe bir bakın diyoruz. Bu anlamıyla bize diyorlar ki siz iktidar düşmanısınız, siz muhalefet sevdalısınız. Emin olun ne iktidar düşmanıyım ne muhalefet sevdalısıyım. İktidarın kim olduğunun bir önemi yok, nasıl yönettiğinin bir önemi var, onu anlatmaya çalışıyorum sadece. Muhalefeti de hiç sevmiyorum. Şundan dolayı sevmiyorum. Çünkü muhalefet görevini yapmıyor. O açıdan benim siyasette uzaktan yakından bir alakam yok. Ben bir gazeteciyim. Bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden bu ekranlar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.